Schaeffer'la Aklınızda Kalmasın başlıyor. Hazal Kaya aldığı ölüm tehditlerinin ardından soluğu savcılıkta aldı. Ne o kızın arabasına binmeler, havuzda sarılmalar falan, ne oluyor be? Şşt! Ne şşt? Hazal Kaya'yı kim tehdit ediyor? Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya tüm konsantrasyonunu Hollywood'a çevirdi. Bond kızı mı oluyor? Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler'in başrol oynadığı ikimizin yerine filmi gişede coştu. Sen daha önce birini sevdin mi şöyle? Evlenme isteyecek kadar. Bizim biricik, sihirli ve imkansız hikayemiz işte böyle başladı. Süperstar Ajda Pekkan yine Photoshop fotoğraflarıyla gündemde. Arada sırada aklıma geliyor, geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor. Kalbime döndüğün emin olma diyor, bana gün dediğin akşamı buluyor. Türkiye'nin en popüler oyuncularından Çağatay Ulusoy'un figüranlık günlerine çok şaşıracaksınız. Geç oldu saat. Eve gitmem lazım. İşte figüran Çağatay. Hepsi ve daha fazlası az sonra aklınızda kalmasın da. Günaydınlar efendim. Günaydın efendim. Hayırdır kızlar? Bugün çok güzel. Çarşamba. Bugün günaydın biriktirmesi var. Bak nasıl geri sayıyor bak. Çarşamba. Son iki tamam. Gün. Cuma da geliyor bak. Bir yarınımız var. Sonraki gün cuma. Ah o gün ben var ya pamuklara sarılmış gibi. Ama yanlış anlaşılmasın yani. Helin de işini hayır, çok seviyor. Çok yani seviyorum. Bu arada burada olmaktan çok memnun ama cumayı da seviyor yani. Onu ben da gerçekten cumayı çok seviyorum. Evet onu yani gün olarak çok seviyorum. Helin'le ilgili bölümü ben size açıklayayım. Şimdi Helin sosyal hayatı çok seven bir kadın. Böyle hafta içi de gezer, dolaşır, evet. Davetlere katılır, gece gezmelerine katılır. Helen'in tarihinde ilk defa akşam 8-8.30'da uyumalar başladı. Allah. Hafta sonu cuma gününe kadar gece gezemiyor. 8. İşte hafta içi şimdi galalara gitmiyor, açılışlara gitmiyor, kulüp açılışlara yani gitmiyor. Hiçbir şey hiçbirine gitmiyor. O yüzden de cumayı şundan seviyor. Cuma yayın bitiyor. Evde uyuyorum ama hiçbir hali kalmıyor. Kıyafetlerle uyuyakalıyorum. Helen'in uykusuz günü başlıyor, gezme günü başlıyor. Ne zamana kadar? Pazar gününe kadar. Pazar günü yine aynı moda bürünüyor değil mi? Tabii. Aynı moda. Cuma, cumartesi iki gün. Hani her hafta sonu şu amaçla çıkıyoruz güne. Bir sosyalize, bir sinemaya gidelim, bir konsere gidelim, bir şey yapalım ama benim bütün gündüz sosyalliklerim park gezme ve şeyle bir de sen şimdi şeye başladın değil mi? Okul öncesi okulda eğitime tabii başladın. Benim için de okul öncesi ama onların okulu yani okudukları gerçekten bizimkilerden çok farklı canım benim. Şu anda görüyorsunuz zaten ne kadar zor olduğunu. Evet. Hatta liseye geldiğinde bakalım nasıl ders çalıştıracaksın sen kızım. Evet. Ya ben onunla beraber eğitim tabii aşamasındayım. Bir şey dikkatini çekiyordur mesela ben paylaşımlarından görüyorum. Okula başladığından beri daha bir girişken çocuk oldu çıktı. Bakıyorum haline falan. Şöyle bir şey oldu. Daha paylaşımcı, daha şey bir çocuktu. Şu an biraz asileşti. Mesela çocuğum o kadar hanımefendi bir kişilikti. Böyle bir şey yer kendinden önce sana verirdi. Şimdi mesela istiyorsun vermiyor. Çünkü çocuklar sürekli elinden bir şeylerini alıyorlar ya. Şimdi böyle bir şeyini alıyorlar. Mesela Alice ondan alıyor ve kaçıyor. Ama çok öyle güzel bir şey. Sahipleniyor malına. Evet. Onu da öğreniyor. Biraz saftirik de öğrendi. Şimdi gibi. Ya, çocuk çok tuhaf bir şey. Ne kadar yaşın büyük olursa olsun çocukla beraber hayatı yeniden öğrenmeye başlıyorsun. Bir sürü yeni şeyler. Hatta ben de yapmıştım ya da o da öyle olmuş deyip hafızanı tazeliyorsun. Onunla beraber büyüyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun. Bir de şaşırıyorsun tabii. Değil mi? Bir de böyle en önemlisi enerjini ve sabrını sınıyorsun. Sabrını sınadığın bir doğru. Evet. Özellikle Alise'yi izliyorum. Bir de size sınıfa bekleriz. Geçen haftaki çocuklar huysuzdu. Ağladılar falan hani bir şey de yapamıyorsun. Yani sonuçta gittiğimiz sınıf 2 yaş.
Yani o ağlıyorsa yerim ağlıyordur. Ya. Yani yapılabilecek hiçbir şey yok olduğu için böyle Ayas'a dehşetle baktı. Ne oluyor falan. Tabii benim kafa zaten yayından çıkmışım. İki kafa oldu. Çok bir çok de senin işin zor. Hepsini okuyorsun. Evet. Onlara bir de yani sabah çalışıyorsun. Evet. Gerçekten beynin yoruluyor. Bir de oradan vallahi Allah değer. Allah sabır versin, kolaylık sabır versin. Her şeye değer. Ama bunların hepsi güzel şeyler. Evet. Aynen öyle. Çünkü dünyanın en güzel şeyi Allah güzel, bütün isteyenleri nasip etsin. Onun çocuğuyla olan diyalogları güzel. Maşallah. Bizim maşallah ailelerimizde sağlık saat yerinde. Daha ne isteyelim? Şükürle öyle. Başlayalım. Evet. Şükür edelim. Süperstar'a Photoshop. Ki daha Photoshop'a ihtiyacımız anlamadık yok diye şükürle başlayabiliriz yani. Şöyle bir şey olmuş, haber şöyle gelişiyor. Ajda Pekkan Tuzla'daki bir parkta sahneye çıkıyor. Basına dağıtılan iki tane fotoğraf arasındaki fark dikkat çekiciydi. Birinde Süperstar'a Photoshop yapılmıştı, yüzü pürüzsüz hale getirilmişti. Bedeni inceltilmiş, kolları düzeltilmişti. Diğer karede ise Photoshop yoktu. Ajda Pekkan da 70 yaşında diye de not düşülmüş. Sizce nasıl, Photoshop'lu mu? Şimdi bence ikisi de Photoshop'lu. Evet. Birinde biraz daha inceltme Photoshop'u var. Birinde çok inceltme yapılmamış. Ama gene Photoshop'lu. Evet. Yani en azından bir biz şimdi bir baz yapıyoruz, filtre yapıyoruz suratımıza. Sağdakinde de bir filtre var. Evet. Suratı. Yani şimdi yani normal değil midir insanların basına verilecek şeyde? Şimdi herkes bir kere şu gerçeği kabul etsin. Şu sosyal medyada paylaştığınız fotoğrafları ben Photoshop'lamadan koyanını hiç görmedim. Siz bunu yaparken 70 yaşındaki süperstarı eleştirmek ne kadar doğru bilmiyorum. Ya zaten geçen gün işte bir arkadaşım anlatıyor. Bir kızı çok beğeniyor, onu sürekli telefonda like ediyor, tanışmak istiyorlar, işte evlenmek istiyorum, çok tatlı kız, tam benim işte şey, yalnız Instagram fotoğraflarıyla kızın hiçbir alakası yok, bir tanışıyorlar şöyle nasıl kaçacağımı şaşırdım, böyle bir şey yok yani. Hayaller, gerçekler. Gerçekler. Şimdi bütün dünyada starlar görselleri üzerinde çok değerli fotoğrafçılara hem fotoğraf çalışması yaptırır hem de o fotoğrafların üzerinde oynamalarda bulunduruyorlar. Normal şeyler bunlar. Artık yani çok yadırgamamak lazım. Ya bu yaşlık bir kadın buradan vurabilir misin? Ya bir de Ajda Pekkan'dan 15 yaşındakiler yapıyor. Yani, bir de vücudu o kadar güzel ki zaten yüzü de güzel. Tarzına bayılıyorum yani. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en güzel giyinen kadınlarından biri belki başlarında geliyor. Ajda Pekkan'ın vücudu inceltilmiş diyor ya. Ajda Pekkan'ın vücudunda bir fazlalık yok. Yok. Zaten kadın yok, evet. İncecik bir kadın yani. Ha, yüzünde oynanır. Ya hep ya, biraz önce söylediğin gibi hepimiz ya elimizdeki cep telefonuyla bile kendimizin resmini şey yapıyoruz. Aynen. Tayyar bir gün yanlışlıkla gerçekten Photoshop'suz kendimi çektim. Tam böyle yani makyajımı sildim mi? Kendim korktum ya. Bir de fotoğraf da gerçekten çok kötü çıkıyor. Nasıl sileceğimi şaşırdım onun için. Bir şekilde onu düzeltmeye ihtiyacı duyuyorsun. Çok tabii. Normal. O bir star yani. Ya bunu yapması bir de, kadar doğal bir şey olamaz. Şimdi bu kadar insanlar sesleriyle para kazandıkları kadar görselleriyle de tabii. Para kazanıyorlar. Bunlar önemli şeyler. Yani giyimi, kuşamı, kılığı, kıyafeti. Artık bir de yaş itibariyle 70 yaşında fiziki olarak insan derisinin deforme olmaya başladığı, tabii. Hatta deforme olduğu bir yaştan tabii. Bahsediyor. Aynen öyle. Yani ne kadar bitkisel beslen, ne kadar spor yaparsan yap. 70 yani bir tabii. Tabii ki yaşayan bir hücre yani, yapısından bahsediyorum. Elinin dediği gibi yani kızı görüp de tanımayacak hale gelecek kadar. Sonuçta Ajda Pekkan, Ajda Pekkan her daim bakın konserlerinde izliyorsunuz kendisinin görüntülerini. Yani hani artık o yaşının çok üstü bir kadın. Yani evet. onunla yani, vurmak doğru bir şey değil. Çok gerçekten hani boş kalmış sayfaya yapılmış bir haber gibi geldi. Ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? Şimdi bazı özel isimler var. Sarıp sarmalamak, öpüp koklamak tabii. Ve iyi bakmak lazım bu insanlara. Şimdi bir tane Ajda Pekkan var. Ve dönüp bakıyorsun işte bir tane Cüneyt Arkın var. Ya bu saatten sonra ya buna benzer isimleri. Bir tane Türkan Akşoray var. Gıdısını sarkmış, gözünün altında torba mı olmuş, işte bir... Ya bunların hiçbir önemi yok artık. İsmini açıklamayacağım. Açıklamayacağım çünkü kendi açıklasın yaptırdığı estetikleri. Bu zayıflama ameliyatlarından sonra o insanlar, arkadaşlarımız var ya hani hı-hı. Çok zayıfladık muhteşemiz diye ekrandan dolaşanlar. Ekrana dolaşanlar, kendini anlatan. Yani bu ameliyatı olmamasına rağmen kilo olarak zayıflamak zor gelip de o ameliyat masasına yatan birçok arkadaşımızın çok ciddi daha sonrasında ameliyatlar geçirdiğini, yüz, boyun ve vücut sarkmalarına yaptırdığını biliyoruz yani. Siz onları ekranda görüyorsunuz ya da işte magazinlerde görüyorsunuz. Ay ne kadar güzel hemen bize yaptıralım diyorsun ama
Yani bak ben 10-11 kilo verdim. Hakikaten o kadar da spor yapmama rağmen etlerin farklılaşıyor, yumuşuyor. Bu bahsettiğin 30, 40, 50, 60 kilolar veriyorlar. Yani mümkün mü sence sarkmaması? Mümkün değil. O yüzden o yüzler böyle gerilmiş incecik dolaşıyorlar ya yani. Onların hepsi ameliyat. Onu da söyleyelim yani. Yani birini de gönder yani o kendini algılamıştı. Yani ya bence herkes görüyor. Herkes artık her şeyin farkında. Değil mi? Yani insanlar biliyorlar bu işlerin öyle sadece 15 dakikalık 20 dakikalık operasyonlar sonrası böyle tığ gibi dolaşamayacaklarını. Herkes biliyor. Spor da bir yere kadar, yemek içmek de bir yere tabii kadar. Sonrasında tıbbın verdiği imkanlar devreye girmek durumunda. Yoksa hani öyle yürü koş yap sporunu asıl falan yok yani öyle evet bir hikaye. Ha, ben niye kızıyorum çok özür dilerim ballı kestim. Bir de bazı reklamlar yapıyorlar onlar görüyorsun Instagram tabii üzerinden onlardan para alıyorlar. Ben bu işte cilt masajıyla bu hale geldim. Ben bu kremle bu hale geldim. Onları yapan estetik doktorları hani ameliyatlarını yapan estetik doktorları her evet yerde bahsediyor onların nasıl bir ameliyat yaptırdığını. Bence doktorlarınızın biraz hani evet bir sözleşme yapmışsınız doktorlar konuşmasın diye ama doktorlar basına konuşmasın diye sözleşme yapmışsınız. Kendi aralarında konuşuyor. Doktorlar her yerde konuşuyor size yaptıkları ameliyatı. Bence o konuda da uyarın. Elif'le bir şeyler duyduk geçen gün ağzımız açık kaldı. Aynen. Bond kızı olmak istiyor. Kim? Serenay Sarıkaya. Gözünü yurt dışına dikti. Güzel oyuncu James Bond serisinde rol almak istediğini açıkladı ve bunun için de her türlü şeyi yapıyor. Ekranların aranan oyuncusu Bond kızı olmak için seçmelere girmese de birçok edition çekim yaptığını söylemiş, açıklamış. Bond kızı olmayı o kadar çok isterim ki o işler için o kadar çok ve değişik faktörlerin bir araya gelmesi lazım ki olumlu olması için. Çok ümit bağlamıyorum ama olsun istiyorum. Öyle bir kariyer istiyorum demiş. Yurt dışına açılmak için bir takım girişimlerde bulunduğunu da ifade etmiş. Şimdi, olur mu sizce? Şöyle, yurt dışında gerçekten bu audition herkes katılabiliyor. Evet. Ve orada normalde kafede çalışan, normal Hollywood'da gidimli kafeye o kadar güzel kızlar var ki. Ve bunların hepsi oyunculuk okuyorlar. Hı hı. Şimdi orada herkes böyle bir umutta. İşi kolay mı? Çok zor. Hı hı. O da çünkü farkında. Orada zaten çok süper bir İngilizce konuşmak zorunda. Yani bir kelime böyle aksanı olmadan hı hı bunu becerebilmesi lazım en önemlisi. Güzelliğe bakmıyorlar sadece. Hatta şey hatırlar mısınız çok önemli bir dizi vardı. Çok kilolu bir çocuk vardı böyle kıvırcık saçlı. Yani ilk böyle inanılmaz dizilerden de yok oldu. Dünya yok oluyordu falan filan. Neyse o çocuk mesela kafede çalışan bir çocuk. Hı hı. Onu keşfediyor Hollywood'da biri. Mesela bildiğiniz ama hiçbir şey bilmeden şimdi gerçekten bütün dizilerde de oynuyor çocuk hı hı hala. Hı hı. Yani bu bir şans işi birincisi. Ya bir şans ama faktörü var da Helim. İkincisi ilk Müslüman olması ve İngilizceyi çok iyi konuşmaması çok büyük dezavantaj Amerika'da olması hı hı için. Bir de oradaki oyunculuk gerçekten çok büyük oyunculuk. O çok farkında bunu. Yani bir sürü faktörün bir araya gelmesi lazım. İlk önce o bence burada olsun ya. Burada iyice bir ilerlesin. Ama yani bu yurt dışında bir audition vermek bile bir gelişimdir. Oraya geziyor hayatım. Yani hani bir orayı görmek, orayı koklamak. Yani bir insanlarla bu anlamda bir irtibat. Bir oyuncu için bence ben böyle şeyler yapmaları yani lazım. Ben de orada audition verdim o yüzden söylüyorum. Yani onu yapması onun gelişimi için iyi bir şey değil mi? Hayır, onun orada yaşıyor olması lazım, o havayı kokluyor olması lazım ve dilinin inanılmaz iyi olması lazım. Katılıyorum sana, bu bir kültür meselesi. Bir kere orayı hem yapı olarak, hem dil olarak, evet, hem de tekniği açısından yaşamak zorundasın. Yani burada bazı şeylerin üstünü etmeye başlayıp sürekli oranın hayatını tutacak. 3 ay, 4 ay biz 4-5 sene kalmak zorundayız. Biz arada bir burada dalga geçiyoruz yani işte Cihangir tayfası falan diye ama dönüp baktığımızda o Cihangir tayfası dediğimiz grup kendi arasındaki iş bölümünü yaptığında fark ediliyorsun. Orada da böyle bir hayat var. O sektörün kafeteryaları, barları, lokantaları, restoranları, işte ofislerin bulunduğu yerler. O hayatı her gün sabah uyandığında görev gibi bu adamlarla diyalog halindesin. Bu iş öyle hani ben yaptım bak Türkiye'de olduğumda olmuyor bu iş. Yani orası için buradan vazgeçmek durumundasın. Eğer orası hedefse. Kalmak ha değilse evet bu bir istektir. Hani şu da olabilir.
Orada yaşayan Türkler var ve önemli mevkilerdeler. Hı hı. Önemli film şirketlerinde ortaklar ya da çalışıyorlar. Tabii, tabii. Bunu daha önce gördük. İşte Tamer Karadağlı'nın Hollywood'da gidip rol aldığı bir sinema filmi vardı. Hı hı. Ama onun arkasında da Pamir vardı. Yıllardır Amerika'da yaşıyor, ama sektörü biliyor. Şey ama şunu yaptı. Kendi film şirketinin ortaklığı çekilecek filmde 2-3 Türk oyuncuyu o filme soktu. Ne oldular? Hollywood'da film çekti yani. Bir şey yani hiç cesaret şey etmeyen, hiç cesaret etmeyen çok ünlü var burada Türkiye'de. Ben Türk starıyım. Yurt dışında gençler evet ama mesela öyle. Ben starım deyip de hani yurt dışında gideyim yani. Bir o yani mesela şimdi Türkiye'de de audition vermeden istediğin kadar ünlü ol, sana rolü vermiyor. Türkiye'de eskiden bir audition vardı. Sen pardon benden ben audition. De. Falan. Onun imkanı yok. Neyse başka bir hikaye. Onu ayrı anlatacağım. Neden? Söyle. Yok önemli değil. Şimdi çok iyi bir yapımcı. Onunla ilgili bir konuşmam var da burada gerek yok. Daha sonra sana anlatırım. Peki. Mesela Serenay'la ilgili hemen şey fanları yazmışlar. Serenay Helin Hanım'ın o bahsettiği kafeyi biliyor. Orada bloğunu yazmıştı diyor. Oradan bloğuna yazmış. O kafeye gittim falan gibi. Ama işte orada bir tane kafe yok. Ama o günü birlikte olmuyor işte. Olmuyor yani işte, anlatmak evet istediğimiz hikaye ben şu. Ben cesaretli buldum onu. Yani bir kere, onu görmek bir oyuncu için bence bunlar geliştirici hareketler. Şu güzel ama diyor ki bak hedefimde o var. Ben henüz burada evet olmaya hazırlanmaya çalışıyorum. Ha bu arada ne yapıyorlar? Umudum var mı diyor. Yok tabii, ama olsun ben uğraşıyorum. Şimdi bu gençler ya ne yapıyorlar? Yazın. Sezon arası verildiğinde 3-4 ay valizi toplayıp gidiyorlar oraya. Çağatay Ulusoy. Çevre yapıyorlar. Tolga Sayışman. Onların gittikleri kurslar işte Los Angeles'a. Çok iyi bazen de gerçekten Robert De Niro'nun, Al Pacino'nun girdiği o diş şeyler kurslar oluyor onlar gerçekten oyunculardan aldıkları. Onlar kendi açılarından çok iyi bir kurs. Ama Amerika'da bir star olabilirler mi? Çok zor. Çok zor. Çok zor. O da farkında zor olduğunun ama zor olduğunu bilerek o iş için bir emek harcamak, o yolda yürümek için bir şeyler yapmak. Ama bence emin ol ötekileri için de veriyordur o dışında kimse söylemiyordur. Bir şey yani gelirse bence söyle. Doğru bir yol. Yani bence doğru güzel bir hareket. Amerikan sinemasında yeteneklerin dışında başka şeyler de dönüyor. Evet. Amerikan Amerikan sineması Türkiye da, gibi. Dedim mi bir kere istemiyorlar. Amerikan yani sinemasını gerçekten besleyen para kaynakları ne yazık ki bunu seyrettiğimiz birçok filmin jeneriği akarken isim olarak okursanız aslında orada çalışan Türk işçiler var. Hı hı. Fakat çoğu kendisini Arap kökenli diye tanıtıyor. İsimlerine. Çünkü takıntılılar bize karşı. Oyun içinde orada bizden birinin gidip bir basamak çıkması ya da 3-5 basamak fırlıyor olması çok uzun yıllar sonra hayata geçebilecek bir şey. Ama velakin şundan şaşmamalılar. Gidecekler ve tecrübe edinecekler. Evet. Nüfuz edecekler, çevre yapacaklar. Yılda 4 ay bile olsa, 5 ay bile olsa eğitimlerine katkı amaçlı bir şeyler yapacaklar. Döndüklerinde biz Çağatay'ı, Serenay'ı, Tolga'yı işte bundan dolayı ayırıyoruz. Orada aldıkları bilgi ve eğitim buradaki başarılarına yansıyor. O başarılardan bir tanesi de bu aşk para bastı. Hangi aşktan bahsediliyor? İkimizin yerine 3 günde 332.216 kişi izledi. Maşallah. Filmi. Hasılatı 4 milyon TL'ye ulaşan 3 gün oldu. 21 Ekim'de girdi vizyona biliyorsunuz. Hasılatı 4 milyon TL'ye ulaşan film yapımcının da yüzünü güldürdü. İkimizin yerine de edebiyat öğretmeni Doğan Necat İşler, öğrencisi Çiçek Serenay Sarıkaya arasında geçen aşk anlatılıyor. İki oyuncu da filmden 500 bin TL gibi bir fiyat aldığı da not olarak düşünmüş. Son 10 yılın ilk 3 günde en iyi açılış yapan aşk filmi olmuş bu arada. Süper. Mesela ben onu şöyle bir başlığı daha çok hoşuma giderdi. Bond kızı olmak istiyorum yerine işte bu aşk neydi bu filmin ismi bu mu? İkimizin yerine. İkimizin yerine filmin Hollywood'da görmek istiyorum. Böyle bir iddiası olsun yani bir Türk filmini bir Türk yapımını Hollywood'da göstermek istesinler. Yani orada rol almak yerine. Bir Baba Hindu girdi 4. haftası 671.384 kişilik gişe yapmış. Hı hı. Daha birinci haftasında 332.000 rakam iyi bir rakam. Yani şundan görüyoruz. Bir Baba Hindu için aylardır inanılmaz bir kampanya tabii yapıldı. Billboard, afişler, hı hı, televizyonlar, gazeteler, bir sürü reklam kampanyası. 4 haftada 600.000'i bulmuş. Hı hı. Bir film 3 günde 332.000'i yakalayınca bu gişeye çok haberdardır. Büyük. Şimdi mesela dün akşam Ekşi Elmalar'ın galası vardı. Hı-hı. Mesela bu hafta sonu zaten ben bugün zirve yapacağına inanıyorum. Çünkü seyircinin tam sinema dönemi. Evet. İyi filmlerin
Ocak sonuna kadar vizyon bulacağı yer. Gidenler Ekşi Elma ile alakalı da arkadaşlarım yazmış, alkışlamaktan ellerim patladı diye. Yani o kadar çok beğenilmiş. Ondan da bahsedeceğiz yayınımızın ilerleyen dakikalarında. Şimdi Çağatay Ulusoy ile alakalı bir haberimiz var. Çünkü şöyle bir şey, biz gerçekten çok beğeniyoruz gidişatını Çağatay Ulusoy'un. İçeride dizisiyle de bence oyunculuğunda zirve yaptı. Çağatay Ulusoy'u şöyle, bizim arkadaşlarımız dünden bugüne hem oyunculuğunu hem de gelişimini araştırdı ve bununla ilgili de bir beta yaptık. Süper. İzleyelim, yorumlarınız önemli. Buyurun. Ne dilersen dile benden kalmasın ah nefsimde. Yüzünde gülücük tatlı bir öpücük kalbim emrine amade. Büyük bir hayran kitlesi bulunan ve Türkiye'nin en yakışıklı erkekleri arasında görülen Çağatay Ulusoy, adını Feriha Koydum dizisiyle hayatımıza girmişti. Emir, ne yapıyorsun ya? Ben doydum. Sen de yemeğini yemediğine göre gidelim şu emlak işini hallederim. Sen ne yaptığının farkında mısın? Hemen kalkmak istedim de. Acelemiz olduğunu bilmiyordum. Ekranlarda ilk kez Best Model of Turkey yarışmasında görünmüştü. Yarışmanın hemen ardından ilk dizi teklifini aldı. Adını Feriha Koydum dizisinin emiriydi artık. Ben bugüne kadar harcadığım parayı kendim kazandım da harcadım. Tamam, mekan senindi. Ama o mekanda döktüğüm ter de benimdi. Ulusoy o kadar çok beğenildi ki dizinin ana karakteri Feriha çıktıktan sonra bile dizi Ulusoy'un canlandırdığı karakter üzerinden devam etti. Hadi ya, biz gidelim. Git nereye? Daha böyle sakin baş başa konuşabileceğimiz bir yerlere gidelim. Ya ben... Bana güvenmiyor musun? Ardından bir süre ekranlara ara verdi. Medcezir dizisiyle yıldızı tam anlamıyla parladı. Gençler arasında çok popüler oldu. Ve artık Çağatay Ulusoy Türkiye'nin en sevilen aktörlerinden biri haline gelmişti. İsminin anlamı ne? Bir kuyruklu yıldız adı. Çok mu düşünmüşler sana bu ismi koymak için? Medcezir'in bitiminden sonra hiç ara vermeden çalışmalarına devam etti. Sırada Deli Bal filmi vardı. Bana emanet gül yüzünde, gülümseyen huzur. Hani gitmiştik ya ikimiz birden, ama bitmiştik harbiden. Ulusoy'un aldığı özel oyunculuk derslerinin meyvelerini verdiği açıkça görülebiliyordu. Söylediği şarkılarsa hayran kitlesini oldukça genişletti. Ah ölüm yalan, ayrılık aman. Eylül ayında başlayan İçeride dizisiyle tekrar ekranlara hızlı bir dönüş yaptı. Kardeşin olduğunu bilmiyordum. Nerede şimdi? Ah bir bilsem Melek. Ah bir bilebilsem. Ünlülerin akın ettiği Yılmaz Erdoğan'ın merakla beklenen filmi Ekşi Elmalar'ın galasında neler yaşandı? Sonuçta geçen hafta herhalde konuyu anlamışsınızdır. Cengiz Semercioğlu'nu okuyorsanız eğer. Ekşi Elmalar'ın tatlı galası. Çok. Hepsi ve daha fazlası az sonra aklınızda kalmasında. Babam seni bir daha görse bu sefer öldürür beni. Bu şehirde bir kızla bir erkek gör. Ve geldik, o da Çağatay sevenler için de. Nasıl buldunuz şöyle ben dünden bir güne Çağatay? Çağatay'la ilgili sadece bu sezon dizisi başladığında bu görüşlere, bu düşüncelere sahip olmadık. Hı hı. Gözümüzün önünde büyüyen. Geçen sene Medcezir'de de. Yükselen, bizle beraber seyircinin de gözünde başka bir ivmeye giden bir adamdan. Şimdi Çağatay'ın bu başarısını görmeden yürürsek. Bir de ablamın ona desteği edin. Var. Jön tabii, demişti hatırlıyorsan. Şimdi, tabii. Jön yok ama... Çağatay Ulusoy'la tanıştım. Gerçekten yeni jenerasyonda ilk defa bir jön çıkıyor demişti ablam. Bence onun bu söylemi de çok önemli oldu. Helin bunu açmış olması çünkü, güzel. Evet. Doğru. Şimdi yeteneklerin vardır, yetilerin vardır. Evet. Ama sektörde kabul görmüş, itibar edilen, belli bir noktada artık sanat kariyerini imzasıyla da netleştiren biri öyle bir dokunuyor ki sana. Onun dokunuşu hem de onun seni bir anda masanın burasından alıp öteki tarafına gönderiyor. Şimdi Hülya Avşar gibi bunu bir selebriti. Bunu söylediği zaman da önemli. Tabii Hülya Avşar gibi bir kadın kalktı. Gerçekten zorlu bir yoldaydı o zaman. Diyor ki biraz jön arıyorduk ama yani burada doğru. Böyle biri var diye işaret edince sektördeki herkes, senarist, yapımcı, evet. Kas ajansı sahipleri hepsi bu kadın bizi kime yönlendiriyor diye dönüp tabloya baktılar net ama. Bakmaya başlıyorlar.
Bunun da tabii çok büyük önemi %90 var. %90 onun çok büyük payı var. Katılıyorum bak, bu çok da, önemli bir tespit, evet, söyledi. Çok önemli bir tespit. Bir de şey, kendisi de çok beyefendi. Çok çok teşekkürler etti. Zaten Ayvalık'a gitti ablamın yanına. Teşekkürlerini sundu. O yüzden beyefendi bir ve hatır... Hatır şınas bir çocuk olması da onun ne kadar geleceğe yönelik iyi işler yapacağını gösteriyor bence. Kesinlikle. Şimdi insanoğlu hayatında hata yapabilir. Biz insanız, şaşarız, evet, beşeriz. Önemli olan hatalarımızdan kurtulabilmek için işimizde doğru şeyler yapmak. O zaman... Ve hatayı tekrar etmemek. Etmemek. Bir de bunu neyle kapatabilirsin? Seni insanların önünde bir numara yapan mesleğine fazlasıyla sarılarak yapabilirsin. Kesinlikle. Bu kardeşim bunu yaptı. Bir hata yaptı. Hatadan çabuk döndü. O döndükten sonra da işiyle ilgili yapması gereken her şeyi fazlasıyla yapmaya başladı. Gitti kurs aldı, yabancılık kursları aldı, oyunculuk kursları aldı. Geriye döndü. Şimdi evet ya, gençtir, bir hataya düştü dedirtecek bir işte de şimdi zirvede artık. Ama şunu asla unutmayacaklar. Ne zaman ki ben oldum, ben starım. Büyük tehlike. Ah, işte bu büyük benim tehlike. Benim o, bu jenerasyonu söyleyebileceğim en büyük şey, en büyük artık atasözü gibi olsun onlara bence bu. Yani asla ben oldum, ben herkesten iyiyim, ben starım, ben şunu istiyorum, ben bunu istiyorum demeyecek, evet, çalışmaya devam benim edecek. Benim hiçbir meslekte oldum yok. Tabii. Yani biraz önce işte programı açtığımız kadın Ajda Pekkan bugün 70 yaşında. Hala çalışıyor. Süper, bu kadın her gün ses eğitmeniyle ders yapıyor. Gerçekten her doğru. Gün. Yani çok o yüzden doğru. Olmak diye bir şey yok. Oldum yok. Çalışacaksın. Aynen öyle. Kendi üstüne koyacaksın. Çünkü kesinlikle bir öyle. De onların daha tehlikeli bir şeyi var. Ses sanatçısından öyle bir şey. Şimdi Ajda Pekkan'a bu saatten zaten sonra olmuş rakip yani çıkacak o. Birinin memleketteki bütün fırındaki ekmekleri yemesi lazım. Ama oyunculuk böyle bir şey değil. Çok her bir yıl, de o yaş grubunda çok var. Her yani. Yıl bir de katılanlar var. Her yıl katılanlar tabii. Var sektöre. Bir sürü genç kız tabii. Ve bir sürü genç adam çıkıyor. Hepsi güzel, hepsi işte. Yakışıklı. Aynen. Yazın yaz dizisi diye girdi çocuk Barış Arduç. Şimdi tabii. Onlarla birlikte aynı. Yani oyuncuların aslında. Artık çok donanımlı olması gerekiyor. Kesinlikle. Sesin ne kadar önemli olduğunu gördük. Oktay Kaynarca'ya geleceğim şimdi. Çünkü oyuncuların ne kadar çok ciddi anlamda oyuncularının dışında sesleri de çok konuşuluyor. Bakın Serenay filmde söylediği şey, ben katıldığım programları görüyorum. Her programda canlı okutuyorlar. Çok büyük katkısı var. Dizide Çağatay da aynı şekilde dizi söyledi. Nereye geleceğim? Oktay Kaynarca'ya. Bu sosyal sorumluluk projeleri için çok değerli isimler bir araya geliyorlar ve şarkılar söylüyorlar. Oktay Kaynarca da Türk Kalp Vakfı için mikrofon önüne geçti ve en sevdiği türküyü seslendirdi. Bakalım beğenecek misiniz? İzliyoruz. Pişman oli vurdular, kayalara serdiler. Türkiye'nin en başarılı oyuncuları Türk Kalp Vakfı yararına hazırlanan 12 Kalp adlı albümde buluştu. İste beni babamdan, iste beni anamdan, vermezse kaça, canım vermezse kaça. Oktay Kaynarca, Türk Kalp Vakfı için seslendirdiği Niye Çaptın Kaşlarını adlı türküyle birçok şarkıcıya taş çıkartıyor. Ben ölürsem mezarıma, gelme artık, gelme leyli leyli, gelme leyli leyli, gelme leyli leyli, gelme leyli leyli. Bu projeye nasıl dahil oldunuz? Herhalde diğer arkadaşlara da sunulduğu gibi bana da teklif getirdiler. Vakfın yararına yapılacak diye. Biz de tabii böyle bir şey için duyarsız kalamadık. Hadi yapalım dedik. Projeye dahil oldum ve işte mazlumla çalışmaya başladım. Tuhaf bir iş, şarkıcılık güzel bir şey aslında, güzel bir iş. Ama bana çok şey geliyor böyle... Başka bir şeymiş gibi geliyor gerçekten. Herhalde onlar da oyuncular için öyle düşünüyorlar ama bence şarkı söylemek çok zor bir iş. Başarılı oyuncu söylediği türküyü kendisi seçmiş. Ben seçtim. Seviyordum ben o türküyü zaten, o şarkıyı. Güzel de aranje etti şey, Mazlum. İyi bir çalışma oldu diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Aynı albümde yer alan Erkan Petekkaya'nın Divane Aşık Gibi türküsünün klibini izlediniz mi? Ama Erkan zaten güzel şarkı söyler.
Bir de tabii şimdi var olan o hayran kitlesi de o klibin içerisinde şarkı söylerken görüyorsa ve seyrediyorsa ilginçtir o insanlar için. Ben de izlemek isterim açıkçası yani. Ben izlemedim daha ama ben de isterim. Oktay Kaynarca albümde yer alan şarkısına klip çekmeyi düşünmüyormuş. Hayır. Hayır. Benim geçmişteki kliplerimle başım belada zaten. Albüm çıkarsanız ne güzel olur diyoruz ama Oktay Kaynarca'nın albümde hiç gözü yokmuş. Sıcak bakmıyorum çünkü herkes işini yapsın diyorum ama aslında bu da işimizin bir parçası. Yani oyuncunun kulağı olmak zorunda. Oyuncu şarkı söyleyebilmeli, kulaksız bir oyuncu mümkün değil, olamaz. Ama bu da olabilecek bir şey gibi duruyor. Hani bir albüm, bundan sonra hayatıma şarkıcı olarak devam edeceğim falan duygusu değil tabii söylediğim yani. Bir projenin içinde tekrar bir şey olur. Ne bileyim işte belki bir sahnede gereklidir falan. O yüzden çıkarıp cebimizden kullanabiliriz diye düşünüyorum. Ben ölürsem mezarıma gelme artık, gelme leyli leyli, gelme leyli leyli, gelme leyli leyli, gelme leyli leyli. Çok lezzetli olmuyor mu onlar söyleyince? Şimdi tiyatrocuların en büyük özelliklerinden biri bu. Adamların meslek eğitimlerinde diyafram çalışması var ya. Konservatuvarda müzik hepsi, eğitimi alıyor mu? Ben Can Gürzat'ta çalıştım, sen çalıştın mı? Ay, hiçbir şey hatırlamıyorum. Öyle mi? Hiç bulanamıyorum. Ya şu tabii sadece orada eğitim almaktan sonra bir de onu devamlı çalıştırmak tabii, da evet. Var. Oynamak eğitiminde. Lazım. Bir de bu isimler işte Erkan da, Oktay da günlük hayatlarında da çok seviyorlar bu işi. Tabii. Yani illa eğitim almak değil, adamlara mikrofon uzattığında. Eğlencesi de onlar hafta sonları ya, evlerinde. Helin bir de ne biliyor musun? Mikrofon uzatıyorsun. Sanki zannedersin ki o da bir gazinosu. Hiç geri çevirmiyorlar. Hemen kapıyorlar, alıyorlar mikrofonu. Erkan da sahneyi çok seviyor. Aynen ama öyle. Tabii bir albüme dönüştürmeyi düşünmediklerini her daim ama iletiyor. Ama o başka profesyonelce bir iş. O bambaşka bir iş. Evet. Yani şimdi Beyaz'ın öyle bir çalışması vardı biliyorsunuz. Neydi? Gemilerde tamam. Gemilerde o üstüne olmadı mesela yani. Hani herkese de her şey olacak diye bir şey yok. Ya mutlaka katılıyorum sana ama dediğim gibi ses, şarkıcılık başka bir şey. Bir sosyal sorumluluk projesinde evet bir şarkı hani hoşluk olsun diye projeye destek olmak amaçlı. Kesinlikle. Onu kimse yadırgamaz. Hani baştan sona detone de okuzan nasıl olsa üzerindeki şey başka, misyonu farklı bir şey ama ben bir solistim okuyacağım dersen o zaman olmaz. Bergüzar'ın yaptığı gibi bir iş yapacaksın. Evet. Yani öyle bir iş yapacaksın. O zaman diyeceğim ki eyvallah 11 şarkı dinler miyim? Ha dinlerim 11 şarkıyı. Oktay'dan 3 şarkı dinler miyim? Yani dinlemem. Yani altyapılar falan böyle tabii. Bangır bangır kulüp şarkısı gibi değil de aynı Bergüzar'ın yaptığı gibi tamamen caz, altyapı, canlı performans üstüne okuma bambaşka bir şeydi. Kenan İmirzalıoğlu alışveriş merkezinde görülmüş ve fit haliyle dikkat çekmiş, yine aynı şeyleri yazıyorlar açıklama yapmasına rağmen. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu önceki gün alışveriş merkezinde yemek yedi arkadaşlarıyla, ünlü oyuncu şıklığıyla yine dikkat çekti. Eşi Sinem Kobal'ın ön ayak olmasıyla düzenli spora başlayan oyuncunun hayli kilo vermiş olması da gözlerden kaçmadı. Yani zaten ben adam dedi ki spor yapıyorum. Böyle bir şey söz konusu zaten bile ne değil zaman dedi. Biz Kenan İmirzalıoğlu'nu evet, hiç gördük ki. Hani bunun açıklamasını yapması üzerine hala aynı şeyi yazmaları Kenan kilolu değil ama ilginç. Yapı olarak iri bir çocuk ya. Şimdi oynayacağı dizideki Cingöz Recai, filmdeki Cingöz Recai zayıf ve şey fazla fırıldak hareketli bir adam. Şimdi Kenan tabii dizilerinde biraz ağır böyle abi ya böyle vurdum, şeyi var şey. Yapı olarak da. Şimdi tabii film gerektirecek de oyuncuların işi bu zaten. Belki de günü gelecek adam mevcut kilosunun 10 kilo 15 kilo ya üstüne de çıkacak olacak. Karşımıza öyle bir Kenan da çıkacak yarın öbür gün. Ya Charlize Theron'u hatırlamıyor musunuz? Tabii. İnanılmaz yani, güzel çirkin, bir kadın. Çirkin yaptı kendini. İnanılmaz çirkin bir kilo aldı. Ondan sonra 2 ay sonra zıpkın gibi bir fotoğrafını gördüm. Olacak iş. Gökçe Bahadır'la yan yana koymuşlar fotoğraflarını. O da bir alışveriş merkezinde yeni imajıyla görüntülenmiş ve aynı şekilde. Yırtık kot giyen herkes tam not oluyor zaten. Mütevazı tavırlarıyla dikkat çekmiş, bol bol da fotoğraf çektirmiş. Ya Helin bunun modası bitmedi mi artık? Şimdi yırtık kot yani. Ha, yırtık kottan da ki kot gibi de değil üzerlerindeki. Şimdi bunu yırtığı mesela kendinden yırtık. Ben mesela yırtık kotlarımı kendim yırtıyorum de onları böyle şey yapıyorum. Jiletle deforme ediyorum. Üstlerini de. Onları böyle alınca bunlar o kadar güzel durmuyor. Ama bunun modası hala geçerli mi yani şey mi? Geçer. Çok nadir giyebilirsin. Giyelim. Ama artık eskisi gibi
bir ara çok modaydı evet. Geçen sene değil ondan önceki sene. Ama şu an öyle bir trend yok. Şu an gençlerin benim hiç sevmediğim yüksek bel kot modası var. Asla giymem. Düşük belden asla. Daha iyi değil mi? Ay yani, çok kötü. Yani ben şimdi... En zayıfı bile o düşük bel kilolu gösteriyor. Yani çok o düşük yanlarından fırtlıyor olabilir. Böyle etler falan. Yani o yüksek ama bel bana daha iyi geldi. Ama bizimkiler şimdi buraya kadar çekiyor onu. Bu başka bir şey. Bir de burada tişört giyiyorlar. Şu yarım açılıyor. Ha, bu moda bütün gençlerde bu moda ve ben hiç Zehra bana kızacak ama. Bakın Kaan Yakupan ne demiş bize? Haber spikerimiz öyle biliyorsunuz. Kanalımızın yeni yüzü. Demin masadan bir fotoğraf paylaştım. Enerjimiz yüksek. O da diyor ki üçünüzün de maşallahı var. Enerjiniz uyumunuz diye alkış göndermiş. Teşekkür vallahi Kaan'cığım bu saatte ayaktasın. Bizi seyrediyorsun. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz ama haberciler zaten bu saatte başlıyordur herhalde. Evet. Büyük bir ihtimalle değil mi? Kaan çok disiplinli bir çocuktur disiplin. Ama ya. Müthiş müthiş. Evet müthiş gelmesiyle yani. Beraber. Biz de onu dinliyoruz valla. Bu senenin renkleri akşam. Ne? Bu senenin renkleri ne? Pastel tonlar. Nasıl biliyorsun? Çok eski 70'lerde vardı ya böyle sarı ama tam sarı değil. Yeşil. Deve tüyü yeşiller dediğiniz mi? Deve tabanı. Ya o nedir pastel ya? Deve tabanı. Ne biliyorsun deve tüyü? Ya ne bileyim öyle derler ya. Sen Allah kahretsin. Pastel derler. Camel rengi diye. Camel evet. Camel çok var doğru söylüyorsun. Sarıya dönük. Bir de inşallah doğru değildir. Ne zaman okudum? Pazar günü okudum galiba. Boru paça, İspanyol paça pantolonlar geri geliyor. Geldi bile ben bunu şu anda giyiyorum. Erkeklere. Bu şeyden sıkıldı insanlar. Kısa paçadan daha iyi kusura bakma o kısa paça, kısa boylular, kısa paçalar yani olmadı zaten. Özür dilerim Arda ilk onu giymişti hiç yakışmamıştı o zaman da söylemiştim. Arda, Sinan, Seda Sayan'ın oğlu, Sibel Can'ın oğlu. Seda Sayan'ın oğlu yine boyu var. Yani Arda'ya burada şey... biraz abarttılar yani, paçayı da hakikaten paçayı. Hani belli bir ölçüsü olmadı. Eyvallah da artık şey gibi Bermuda'nın biraz altı böyle hani şöyle bilekle bilekle diz arasına falan getirdiler. Görüntü olarak gerçekten öyle etki yaratıyor. Hem de şeytan üçgeni görmüşüm gibi ama oluyor o biliyorsun. Başka korkunç yani. En güzel Türk kadını Hadise'ymiş. Efendim konusu zenginlik olan internet sitesi var. Bir tane dünyanın en güzel insanların yaşadığı ülkeleri sıralamış. Türkiye 14. sırada olmuş bu listede. Site Belçika doğumlu popçu Hadise için de ideal Türk kadını yorumunu yapmış ve saçlarının ve fiziğinin çok güzel olduğunu belirtmiş. Listede Shakira'lar, Penelope Cruz'lar, işte bir sürü seksi yıldızlar da varmış. Şimdi bir şey soracağım. Yabancı kökenli bir site mi? Evet. Ne Belçika kökenli mi? Bilmiyorum kökenli Belçika. Hayır o yüzden ben onu tanıyor olabilirler. Şunu söylemeye çalışıyorum. Belçika kökenliyse bize acaba kötülük yapmak amaçlı mı birini seçtiler? Hayır Belçikalı ya. Yani oradan güzel değil mi Hadise? Hayır ama güzel de şimdi benim. En güzel de değil tabii ama zaten yani. İmajını hani sonuçta o bir popçu dünyada da hani gidiyor kendini gösteriyor hani televizyona da katıldı hani bir Türk deyince Hadise insanların aklına gelebilir baktığın zaman da hani Türk kadının yavrum Hadise nasıl hali... akla gelebilir sarı saç boyalı bir kere Türk kadının saçı esmerdir ondan sonra artık pek esmer yok gördüğün ya gibi herkes sonra normal yani Türk kadını hafif değil kalçalıdır. Zaten uyuyor işte. O şimdi çok zayıf değil mi ya? Çok Hadise zayıf, değil, yok, zayıf yani. Değil ya. Yani bazen bir kıyafetler kilolu giyiyor. Kilolu değil ama tam bir Türk kadını kıvamı. Valla programda bazen bir kıyafetler olmuyor. Giyiyor. Yani şaşkınlık içinde seyrediyorum kadını ayağa kalktığı zaman. Hani bu kadar dans eden, bu kadar bu işe efor sarf eden bir kadın hani bu mudur diye. Kalçalı bazen bir kıyafet giyiyor. Ama hani genel olarak diyorsun ya bu kadın o kadın mı? Hani arada bir şeyi şaşırıyor ama. Kıyafet seçmek çok zor. İdeal İnsanın kendi Türk kadını. Vücudunu tanıması çok zor. Çok önemli. Kendi vücudunu tanırsan kendini primadonna gibi de gösterebilirsin. Rezil de edebilirsin. Madonna deme başka yere çekerler şimdi biliyorsun kadın. Primadonna bu halkı. Bizim tanıdığımız Madonna. Bu Kürklü, şarkıcı Madonna değil asla. Bu Kürklü olanından değil ona değil, göre yani. Değil. İdeal Türk kadını. İdeal Türk kadını evet yani tipoloji olarak baktığımda saç renginden değil ama şimdi. Doğru. Yani ideal Türk kadını tiplemesi. Ya eski Türk filmlerinde dansözleri i̇şte falan seyrediyorum. Evet, ya hepsini. Bir şey diyorsun ki abla sen hani düğünde bile hani zor kalkarsın sahneye ama dönüp baktığımızda evet yani Türk kadını biraz erkeği de öyle. Böyle yapı olacak. Yapılı. Hani hep eskilerin lafı vardır ya zaten. Bir dirham et bin ayıp örter derlermiş hani kiloya eklerler. Osmanlı'da zenginlik ölçüsüymüş biliyorsun benim değil mi? Benim mesela zenginliğimi zaten... Osmanlı'dan geliyor değil mi?
zenginliğimi yapıma borçluyum yani. Mesela siz sen kaç kilo verdin? Sen fakirsin belli. Sen yemek yok. Sen kaç kilo verdiğini söyle. Ne kadar verdiğini söyle. Vallahi kilo vermek için ben size hepsi şurada gözümün önünde yaşadıklarını gördüm gözümün burada. Gözümün önünde eridi. Bu iş irade meselesi. Evet. Hakikaten irade meselesi. Hani geri kalan tamam spor yapacak ama insan bir şey için istekli olacak önce. Bir şey için bak ilk başta şunu tutacak. Net. Bitti. Yani net. Bu buradan fedakarlık ediyorsan aynen. Kendini bu şekilde terbiye ediyorsan evet sorun geliyor. Yoksa hani yapacağı ya bazı tipler var. Bir de 3 ay veriyorlar. Ondan sonra işte senin o bahsettiğin gerdirme. Evet. 3 ay sonra o verdikleri 10 kısmını alıyorlar çünkü. Fikir o. Yani ya. Hani kafa o kafada olduğu için hani evet çok ama arkadaşımız hep konuşuyoruz. Evet yani midesini aldırıyor ama beyin obez. Yani orayı düzenlemek lazım bunu öncelikle. Bunu sen bana anlatmıştın çok doğru. Evet. Anneye şarkı. Mithat Can Özer ilk albümü Aşk Mevsimi'ni müzikseverlere sundu. Mithat Can çalışmada annesi Sezen Aksu için yazdığı acıyı tanıdığıma da yer verdi. Şimdi bunu başka açıdan size soracağım ama önce haberi okuyorum. İlk solo albümü Aşk Mevsimi'ni beğenisine sundu. Herkesin toplam 11 şarkıdan oluşan albümdeki düzenlemeler ve 8 şarkının söz müziği Mithat Can Özer'e ait. Albümün çıkış şarkısı Aşk Böceği ve Ne Yapalım Kader şarkısı ise annesi Sezen Aksu'nun imzasını taşıyor. Ateş Böceği'ne bir de video klip çeken Özer klibin yönetmenliğini de kendisi yaptı. Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekilen çekimleri gerçekleştiren klipte şarkıcı, gitar, davul ve piyano başında da performans sergiliyor zaten müzikle büyümüş birisi olarak. Bizim ilgimizi çeken bir fotoğraf var. Şimdi arkadaşlarım yayınlayacak radyocuların bir araya geldiği bilhassa bütün radyocuların bir araya geldiği bir fotoğraf. Gezegen var mı orada? Var. Hangisi? En önde. Hemen şapkalı Mithat'ın yanında oturuyor. Gezegen o. Gezegen de göster. Tanışamadım şu gezegen. Bütün gazeteciler, radyocular orada albümü dinliyorlar. Yer Sezen Aksu'nun, ben de gittim Emel'le röportaj yaptığımda biliyorsun onun stüdyosunda yapmıştım. Yani bu kalabalığı görünce gözler gerçekten büyülenmemek mümkün değil. Şimdi tabii, yani sizce etkili olmuş mu Sezen Aksu'nun varlığı? Şimdi sadece Sezen Aksu'nun varlığı etkili olmamış. Aynı zamanda Polat Yağcı tabii, denen bir dahi adam var fotoğrafta. Yaşar Gaga var orada. Onun etkisi var. Hemen Mithat'ın sağ tarafında şeyinde oturuyor, sağ kolunda oturuyor Polat. Şimdi artık müzik kanalları eskisi kadar ilgi görmüyor. Hı hı. Fakat radyoların dirilişi var. Hiçbir zaman perde arkasında olmadı radyo. Radyolar hep aynı yerinde duruyor. Şimdi yeniden sanatçılar promosyon dönemlerinde radyoyu keşfettiler. Hı hı. İnsanlar artık ellerindeki cep telefonlarında, laptoplarında, işte ellerindeki mini iPad'lerinde, arabalarında radyo dinlemeye başladılar. Hı hı. O yüzden de yeniden promosyona çıkacak olan sanatçı İlk hedefi radyolar. Şarkılarını radyolarda çaldırmak istiyorlar. Ben sadece burada şeye takıldım. Albümün aranjörlüğünü kendi yapmış. Eyvallah müzisyen. Şarkılarını kendi yazmış. Buna da eyvallah. Davulu kendi çalmış gitar. Buraya kadar ya. Ya bir de klibi de çekmek niye be abi? Bırak klibi de işin bilen biri çeksin yani. Ama yeni nesil çok donanımlı. Hayır, yani hani öyle bir eğitim alıyorlar ki çok ciddi anlamda Mithat da kendini bu konuda çok geliştirmiş. Fotoğrafçılıktan işte kamera önü arkasına kadar her alanda olmak istiyorlar. Kendi işlerini kendileri yapmak istiyorlar. Burada benim dikkatimi çeken bu kadar radyocunun Mithat Can için toplanabiliyor olmuş olması. Bu tabii Mithat Can değil. Bu Sezen Aksu kredisi. Tabii ve Polat Yağcı etkisi. Tabii. Yani çok şimdi büyük bir, biliyorsun Mehmet. Büyük bir proje belli ki güçlü bir ekiple geliyor. Mehmet Radyocular Derneği'nin başkanı. Tabii. Yani bir kere bunun avantajı var Mehmet'in o fotoğrafta olmasının. Polat var ve daha önemlisi Sezen Aksu'nun adı var. Tabii. Yani, ya ben olunca Mithat Can'ı çok eski tanıdığım için şimdi Mithat Can'ın şu haline bakıyorum. Çok özür dilerim. Bir yandan da sizi dinliyorum. Yani o kadar Allah'ım yarabbim büyüyoruz ki yani. O kadar şaşırıyorum ki çünkü çok eski tanıyorum. İnanılmaz bir kişiliktir gerçekten. Ben onları anlatabilirim. Şimdiki dönemini bilmiyorum bu çalışmalarını. Ama sesinin çok güzel olduğunu biliyorum. Hatta Sezen abla olarak da işte neden yönetmenlik dedin? Hı-hı. Bence gerçekten bunu çok başarılı bir şekilde yapabilir. Çünkü o seviyede bir çocuk. Yani o görseli yapabilecek bir çocuk o. Ben yani şeyi de söyleyeyim yani şer korumamdaki olay şu. Paylaşımcı olmak başka başarılar getirir. Yani müzisyen kimliği
Yönetmen kimliği, aranjör, söz yazarı, besteci. Eyvallah, mutlaka yetileri vardır ama. Ama kendi çok iyi yapıyorsan da şimdi ne yapacak başka yönetmeni? Şimdi bak, bir şeyleri başkalarına bırakmadan devamlı ben yapacağım dersen. O sektörün, başka bir şey. Sektörün şöyle bir durumu var. Bir gün gelir derler ki, usta sen her şeyi yapmasını biliyorsun zaten, devam et derler ve küt diye ortada bırakırlar. Böyle sektörlerde paylaşımcı olmakta fayda var. Yani o sektörde de... Burada biraz ego mu patlamış? Evet, yani bırak abi klibini de onu çekebilecek yetenekteki adamlar çeksinler. Yani ben biraz da bunu senin tarafından da bakmak istiyorum Helen. Şöyle bir şey var çünkü. Evet. Hep böyle ünlü, çok ünlü bir isim var, Sezen Aksu. Senin de Hülya Avşar. Ne yaparsan yap isminin geçmesi çok önemli. Yani tabii ki ondan faydalanmak çok tabii ki de doğal. Yani şimdi bu kalabalık, evet, bir Sezen Aksu sürdü diyorsun. Yani Sezen Aksu'nun stüdyosuna gitmek için bile gelirler oraya, biliyor musun? Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu, hayat var. Yani ben bunu söylemek oraya istemedim de sen söyledin. Biraz önce söyleyecektim. Gerçekten öyle. Yani bırak Sezen Aksu'ya orada merhaba demeyi. Yani Sezen'in stüdyosundaydık dün onu demek. Aynen öyle. Anladım. Yani. Oraya Tarkan da geliyor, Sezen Aksu geliyor. Orada sabahlıyorlar, yatıyorlar. Nasıl bir ortam? O stüdyo nasıl bir yer? Gerçekten insanlar merak ediyorlar. Araya da bir gazeteciyi sokardık bari. Ben gittim. Emel'le beraber orada röportaj yaptım. Gerçekten o dokuyu hissediyorsunuz. Orada bir Sezen Aksu var. Ev gibi. Yani orada olunacak diye bile o kadar kalabalık olur. Yani mümkün değil ki Sezen Aksu'nun ismi olmadan böyle bir şeyler yani olmaz. Zaten ama bu çocuk da dolu. Bu çocuk yani, çok dolu bir aynı çocuk. Aynı senin yaşadığın şey. Onu demek istiyorum. O yüzden kendinde ısrar etmesini, belki o bir şarkıyı ben çok daha iyi hissediyorum deyip onu çekmesi. Ya olabilir demiştir. Yani kendi hayalinde kurguladığı. Annesi de yardım etmiştir. Kaç sene var orada. Kurguladığı bir hikaye vardır. O hikayeyi kesin hayata geçirmek amaçlı tabii ki vardır. Şarkının sözleri de güzel. Ha? Siz konuşurken evet, sözlere evet baktım. Sözler de çok güzel. Gün yine doğar. Gün benim adım. Ben daha doğmadan acıya tanığım. Bir göz damlası düşer boynuma. Annemin eli olur. Ay işte bu anne şeylerine ben şu an hiç tahmin edemiyorum. Evet, bunu Sezen Aksu yazmış galiba, değil mi? Söz olabilir. Ya o ya, ikisinden biri, onun da yazdıkları var. Şimdi Cesur ve Güzel tarihi belli oldu. Gerçekten ilginç bir dizi olacak. Hep bahsediyoruz bundan. Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuğba Büyüküstür'ün başrollerini paylaştığı Cesur ve Güzel dizisinin yayın tarihi belli oldu. 10 Kasım Perşembe günü. Bir gün Cesur adında yakışıklı ve gizemli bir adam sakin ve huzur dolu bir kasaba olan bir yere yerleşir. Korlu dağın ortasında bomba gibi düşer. Daha ilk adımını attığında karşısına güzeller güzeli Sühan çıkar. İşte Tuğba Büyüküstür'ün o arada. Bu sıra dışı karşılaşmadan sonra aralarında karşı koyamadıkları bir çekim oluşur ama bilmedikleri bir şey vardır. Nedir? Bu iki gencin mutluluk hayali geçmişten beri düşman olan ailelerin karşı çıkmasıyla imkansız bir aşka dönüşür. Ay, bu tam bir bana Türkan Şoray, Kadir İnanır'ın neydi o efsane? Kavuşamadıkları. Efsane film Dilan mıydı? Dilan. Ya şey, en iyi filmleri? Dila Hanım mı? Dila Hanım mıydı? Evet, Dila Hanım. İkisi de birbirine aşık oluyor. Evet. Düşman aileler ve atlar. Bunun gibi bir versiyonu şeyler çok benziyor zaten. Ya bütün Türk filmlerinde böyle, mesela Emrah'ın filmi de buna benzer bir şey. Şimdi fragmanlar üst üste yayınlanmaya başlayınca ufak ufak hikayenin metni de çıkmaya başladı. Çok klasik bir toprak hikayesi, defalarca işlendi. Önce Yeşilçam'da işlendi siyah beyaz Türk filmlerinde. Sonra Anadolu'da çekilen bütün aşk hikayelerinde hep aynı şeyler oldu. Şimdi mesela bu hikayeyle işte üç aşağı beş yukarı belli bir anneler babaların karşı çıktığı, işte okullarda okumuş, İstanbul'da yetişmiş gençlerin dönüp kendi topraklarında karşılaşarak başladığı bir hikaye. Anneler babalar, aşiretler karşı çıkacaklar bu işe. Bir aşk oluşacak. Emrah'ınkinde de evlendiği kadın daha önce öldürdüğü adamın kız kardeşi çıkıyor. Yani hikayenin peki o kadar... Peki tarihe ne diyorsunuz? 10 Kasım. Vallahi çok, yani Perşembe akşamı tehlikeli bir gece. Hayır, 10 Kasım Atatürk'ün ölüm günü. 11 Kasım değil mi? 11 Kasım Perşembe. Tarih 11 Kasım Perşembe mi? 10 Kasım. 10 Kasım birisi yayınlanıyor ne? 10 Kasım. Yok. 11 Kasım Perşembe. 11 Kasım Perşembe. Pardon. 10 Kasım Perşembe. Evet. Yani denk gelmiş tarih olarak bilmiyorum. Ay, ama bu kadar da denk gelmesin artık. Yani o da mı denk gelmiş? Denk gelmiş ama bunu bir problem olarak görmemişler. Yani bir handikaptır aslında. Bir müzik eğlence programı şey olmadığı için yani o günün ruhuna ters düşecek bir şey değil. Çünkü bildiğim kadarıyla bütün televizyonlar sen bir yapımcı olsan yayınlar mısın? Yani
O gün çok... anma bir şey günü oluyor. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız. Şimdi sabahleyin törenler yapılacak ama törenlere gidecekler. Öğlenden yani. Sonra günlük bütün yayın akışları kaldığı yerden devam edecek. Yani herkes programın içinde evet Atatürk'ü anacağız, hatıralarını paylaşacağız ama televizyonlar dönecek gece. Geceki akışlarda hani vur patlasın çal oynasın müzik eğlence programı olmadığı için yani bir dizinin izin, yani günlerdir konuşulan bir diziden yani aylardır hatta hani o başlayacak ve 10 Kasım. Yani sen yapımcı olsan yapar mısın? Normal basit bir sadece, soru soruyorum. Sadece yapımcının değil ki kanalın da tercihi. Şimdi bir hafta daha attılar 17 Kasım'a denk gelecek Kasım ortası. Yani gecikmiş dizilerden sen, bir tanesi bu. Ben yapmam onu. Yani bir de yapımcının elinde olan bir şey değil. Dediğim gibi kanal kendisi bir akış belirleyecek, o akışta dönecek diyecek ki bu tarih yayına giriyorum. Hani yapımcının orada ya bu hafta girmeyelim, bir sonraki hafta girmeyecek hali yok. Çünkü ne kadar erken girse bölüm parasını bir hafta erken alır. İşte ama bir işe bir hafta önce lazım. Başlarsın. Çok enerji dolu başlamak lazım. Bence o gün hiç doğru gelmedi. Aşk bir... ve Mavi'den de bahsettin zaten. Onun da fragmanları var bize hazırsa onu da hazırlayalım. Şu anda çok yoğun bir şekilde... devam eden bir dizi Ürgüp'te biliyorsunuz dona dona çekiyorlarmış. Çok zorlu şartlarda çalışıyorlar. Hepsi hasta olmuşlar. Ama herkes heyecanla ilk bölümü bekliyor. Tabii fragmanlar da heyecanlı. Bir izleyelim üzerine konuşalım. Tanıştırayım. Karım Mavi. Bana kalsa davul bile dengi dengine ya. Sorsalardı seni asla kabul etmezdim. Mavi benim karım. Kimse benim bu kararımı sorgulamayacak. Belki hayatını mahvedeceğim. Hiç mi korkmuyorsun? Hayatım mahvolacaksa senin ellerinden olsun. Her Allah'ın günü kumara oynuyor. Ben bilmiyor musun? En azından adam öldürmedim ben. Siz benim aslanlar gibi oğlumu kara toprağa koydunuz ya. Oğluma nasıl kıydınsa benim yaşarım. Dur. Şunu güzellikle satsaydın da bizi bir yola sürmeseydin. Allah. Benim abimi öldürdü Asiye. Kim? Ali. Nasıl buluyorsunuz? Çok heyecanlı değil mi? Ay Kapadokya'ya aşığım ya. Çok, çok güzel, güzel bir yerdi. Bir de biliyorsunuz şimdi yerleşik şehrin altında şehir kadar büyük ikinci bir şey buldular. Yeraltı şehri buldular. Allah Allah. Onu çıkartmaya çalışıyorlar. Dün Sibel'le Emrah ayrı ayrı Kapadokya içinden videolar yayınladılar sosyal evet. medya hesaplarında. Artık hani Kapadokyalı oldular. Komple yerleştiler. Herkes oraya gitti. Ay sevmişlerdir yani orası. Ben merakla bekliyorum. Ama. Şundan dolayı merakla bekliyorum. Geçen sene üzerine çok konuştuğumuz direkten dönen bir dizi. Yapımcıyla problem oldu, kanalla problem oldu, Emrah'la problem oldu. Emrah'ın bir televizyon seyircisi var. Yani iyi bir alıcısı evet, var Emrah televizyonda. Emrah bence herkesinden bir seyircisi var. Yani uzun, şimdiki jenerasyon küçük. Kasım'da yayınlanacak. Da... Tarihi tam belli olmadı ama dizi Kasım'da yayına girecek. Şu anda çok uzun çekimler yapıyorlar. Ve onlar da bizler kadar heyecanlılar. Şimdi tabii Eylül'de... Şimdi ben daha çok heyecanlanıyorum. Saat 08.55 evet. Şimdi Eylül başı itibariyle yeni sezon başladı ama hı-hı. sezonla beraber tabii reyting karneleri de gelmeye başladı. Yayından kalkan, umduğunu bulamayan diziler var. Yerine tabii hemen çekimleri devam eden diziler. İşte geçen hafta konuştuk. Hangi Perşembe akşamına Perşembe. Muhteşem Yüzyıl girecek. Perşembe gecesi. Muhteşem Yüzyıl girecek. Karışık bir gece. Şey geliyor. Cesur ve Güzel geliyor Perşembe akşamına. ATV'nin prototipine baktığımda uygun gece yine Perşembe gibi görünüyor. Emrah'ı da Perşembe gecesinin ateşinin içine atabilirler. Orada artık kimin gücü kime yeterse durumu oluşacak. Evet. Onun için ama hikaye olarak sanki hani şu konuştuklarımızdan yola Emrah'ın dizisinin hikayesiyle Kıvanç'ın dizisinin hikayesi sanki biraz çakışacak gibi geliyor. Öyle mi diyorsun? Yani ikisi... Burada çok böyle bizi şaşırtacak reyting durumları olabilir. Ya bak yine söylüyorum Emrah. Uzun yani zamandır yani, televizyonda Emrah olmayan bir oyuncu. Diyoruz ama. Emrah reyting alır. Bir de Emrah'ın ATV'deki şansı yüksek. Bundan önceki dizileri de ATV'de iyi seyirci evet. buldu. Drama işler orada biraz daha omuz görüyor ya. O yüzden Emrah'ın oradaki şansı biraz yüksek. Dediğim gibi de seyirci bir çok de uzun zamandır özledi Emrah'ı. Bazı kanalların... Seyirci profili var. Evet yani dizi kanalı diye bir şey var yani anladın evet. mı? O yüzden ATV bu dizi konusunda gerçekten başka bir kitleye sahip.
Hani o da orada yayınlandığı için farklı bir şey olabilir. Yani yaşayıp göreceğiz ama gerçekten böyle kana kan dişe diş bir çatışma olacak tabii orada. Şimdi artık Cadı Kazanı Şubat'a kadar. Çünkü Şubat itibariyle de yılın ikinci yarısında yeni projeler için yer başlar. Şimdi bir dövüş var yılbaşına kadar. Şubat'tan itibaren. Sonra da Mayıs itibariyle yazlık dizilerin şeylere başlayacak. Bugün Kara Sevda ve Poyraz Karayel var. İkisinin de fragmanları bizde var. İkisi de en top dizilerden bir tanesi. Oldukça heyecanlı geçiyor. Uzun süredir vermiyoruz. Kara Sevda'yı da çok büyük fanları var biliyorsunuz. Bir bakalım isterseniz Kara Sevda'yı, üzerine konuşalım. Bahar diyordun, söyle güz mü geldi? Siyah çaldı kalbim beyazdan. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Hani sonsuzluğa? Ağla ağla, bu gözler sana son defa bakarken. Seni sevmiyor ve aklı hala bu herifte. Sakın benimle oyun oynama Nihan. Yere çakıldığımda kimseye yaşayacak kara parçası bırakma. Bu da eski bir model değil mi? Çok fena ya. Şimdi yani Burak'la ilgili şöyle bir şey var. Ben Kartal Tibet'i gördüğümde sürekli Tarkan gelir benim aklıma. O kadar yerleşmiş ki kafamda. Tarkan derken. Senelerce o şey. Şimdi Burak'ı her gördüğümde Madonna Bali Bey geliyor benim aklıma. Kim? Bali Bey oynatmıştı ya. Bir de adam kalktı diziden sonra yapacak hiçbir şey yokmuş gibi. Bir de bunu gitti dönercisinin ismi yaptı. Hani zaten şahtı döner dükkanı açtı ya. Şahtı şahbaz oldu. Üstüne yapıştı. Şimdi adama her burada baktığımda. O birlikte olduğu kızdan dolayı herhalde o ismini vermiştir öyle dönerci açtığını zannetmiyorum. Yok canım dükkanı, dönerci dükkanı açtı ya. Tamam da ismini vermiştir. Neyim? O dönemki birlikte olduğu kızın ismini vermedi ya. Dizideki kendi ismini verdi dizi şeye. Yok anlatamadım tamam. Peki evet. Dönerciyle ne alakası ama söyle bir anlamadık ki. İzzet Çapa o zaman döner dükkanları açmıyor muydu Nişantaşı'nda? O da onun yeğeniyle birlikte değil miydi? Hmm. İzzet Çapa açmıştır, o da ismini vermiştir. Yok, benim diye. Çapa hayır hayır kendi açtı vardı. Kendi kapattı tek şube. Yapamadı diye kapattı dükkanı. Ya vardı. Söyle bildiğim bir şey varsa. Vardı diye biliyorum ben. İzzet Taşlı o mu ismini verdi evet, diyorsun? Evet, o hatta bir Stiz'de bir tane daha açmıştı. Oradaki olmadı galiba aşağıdaki. Sonra bir daha onun ismine böyle bir şey yaptılar hep beraber. Yani bak mesela biz bunu Burak açtı. Burak kendi kesesinden yedi diye biliyoruz. Söylenmedi çünkü. Söylenmedi. Evet söylenmedi. Çünkü yani mesela şuradaki sahnelere baktığımda her an böyle belinden kılıcını çekecek bir adam tipi geliyor bana. Bilmiyorum ya Burak. Biraz kaybetti gibi seyircinin gözünde. Ya bu hani çok iyi gidiyor ama reyting. Gidebilir yakışıklığından dolayı. Gençler şu anlık bakıyor. Bundan sonraki yani bu onun için bence bir şey değil mi? Dönüm noktası. Yani Kıvanç, Çağatay, Tolga Saçman'ı bilemem. Biri daha vardı bunların. Kenan İmirzalıoğlu. Şimdi bu üçün arasında bu varken Barış Arduç şu an bir de. Bu biraz daha bir arkada kaldı. Bir şeylerden dolayı bilmiyorum neden. Evet, ya özel hayatıyla maratona çok bakarsan evet sıralamada evet. Böyle bir geriye düşüş var. Baştaydı çünkü çok beğeniliyordu. Ama yaptığı işte iyi gidiyor. Proje güzel. Projeye bir şey diyecek halim yok. Proje gerçekten güzel. Ha şu geçeği devam yine. Popülerliğinden bir şey kaybetmiş değil. Fakat hani sıralamada bakarsan hani bir böyle bir önce daha bir, böyle bir daha popülerdi şey, evet. Bir tık geriye düşüş var. Ha bu ne olur? Yani ya seneye veya iki sene sonra başka bir projeyle bir bakarız bir anda. Konuşacağımız aynen. Listelerin birinci sırasında yer alır. Hep ama şu anda çok konuştuğumuz Çağatay'ı konuşuyoruz. Çünkü yaptığı işle adam geldi. Tık diye bir numaraya oturdu. Şimdi Kıvanç bu kavgada zorluyor. Ama birkaç dönemdir devam eden de bir dizi olduğu için yeni bir heyecanı yok bu şey. Hani takip eden bir kitlesi var, o izliyor. Ama şimdi Kıvanç çok uzun süredir tekrar yeni bir dizi. Aynı şekilde diğeri de hani onlar daha yeni olduğu için daha çok konuşuluyor da olabilir. Olabilir vallahi bilmiyorum ama bir ivme kaybettiğine ben eminim yani. Burak'ın bir de şimdi sinemaya yatırımları var. Evet. O da mı yönetmen olacak? Yapımcı ve olarak ciddi anlamda kazandığı parayı sinema filmlerinde değerlendiriyor. Sanıyorum bir projesi bitti. Yeni bir projeye daha başlayacak bir sinema filmi için. Şu güzel kazandığı parayı yine sektöre katma değer olarak geri getiriyor olması önemli. Yani aldığı paradan o tarafa. Çok kar eder mi? Yatırdığı parayı kar olarak geri alır mı? Biraz biriktirmeyi nereye bir yatırım yapın. Mesela Murat Boz'la yaptıkları filmden
çok büyük kar etmediklerini biliyorum. Yani, şimdi bir film bitti yani. Dediğim gibi bir film daha yapacak ama şu güzel. En azından sektörün içinde ve bir şeyler yapıyor olması. Ya mutlaka hani 3-4 ortaklı girsin yani tek başına bu. Ya zaten öyledir. Ya. Kendi cebindeki paranın tamamını indirmiyordur oraya ama yani. Ama sonuçta yapımcı koltuğuna oturmak akıllıca bir iş. Hani şunu garanti ediyor olabilir. Yarın öbür gün ola ki televizyondan umduğumu bulamazsam yine sektöre bir yerden bulaşmış olayım, ucundan tutayım. Belki de yarın öbür gün Çağatay'ın başrolünü oynadığı bir dizinin yapımcısı olarak imza atabilir mesela. Hı hı. Olabilir. Şimdi bizim için ve bence Türkiye için çok değerli ve önemli bir konuya giriyoruz. Sosyal sorumluluk ve bunun içerisinde biz de yer alıyoruz. Evet. Önce söyleyeceklerimiz var çok değerli ve daha sonra da devam edeceğiz zaten. 15 Temmuz gecesi vatan hainlerinin kan döktüğü ve karanlık gecenin seyrini değiştiren yerlerde hayat kurtarmak için kan başlıyoruz. 30 Ekim Pazar günü hepimiz meydanlardayız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Atatürk Havalimanı, Saraçhane, Kısıklı, Taksim Meydanları, Çengelköy, Polis Karakolu, Dolmabahçe, Başbakanlık Çalışma Ofisi önü, Vatan Caddesi ve Acıbadem Türk Telekom'a da bu kez kan bağışı için buluşuyoruz. Hadi İstanbul! Türk Kızılay'ı İstanbul Şubesi'nin bu seferberlik çağrısına birlikte ses verelim. Biliyoruz, vatan kurtarmak bizim kanımızda var. Vatan kurtar. Ne var ne var? Hayır! Bu bayrağı kan bulaştırdılar bu bayrağı. Ve efendim şimdi çok değerli bir isim telefon attığımızda Başbakanımızın Binali Yıldırım'ın değerli kızı Büşra Yıldırım. Günaydınlar efendim, şeref verdiniz. Günaydın Büşra. Günaydın Büşra Hanım. Günaydın. Nasılsınız efendim, hoş geldiniz öncelikle, şeref verdiniz gerçekten programımıza. Teşekkür ediyorum, mutluluk, sağ olun. Çok önemli bir proje. Gerçekten Kızılay'ın ve sizin de desteklerinizle milyonlar yine herkes galiba sokakta olacak. İnşallah. Biz öyle ümit ediyoruz. Çok heyecanlıyız. Büşra Hanım, nasıl bir organizasyon ve neler yapacaksınız? Biraz bahsedebilir misiniz acaba? Evet. Şimdi bizim her yıl 29 Ekim 4 Kasım arası Kızılay Haftası olarak kutluyoruz. Bu sene de tabii malum bildiğiniz üzere 15 Temmuz ülkemiz çok büyük bir demokrasi sınavı verdi. Evet. Ve bu sınavı verirken çok büyük kayıplar yaşadık. Allah'tan bütün şehitlerimize öncelikle rahmet diliyorum. Amin. Bu sene biz Kızılay Haftamızda farklı bir şey yapmak istedik. Ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin anısına vatan sana kanın feda diyerek İstanbul'daki 9 noktada kan bağışı kampanyası düzenlemeye karar verdik. Başta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olmak üzere az önce sizin de yayında izlettiğiniz noktalarda gün boyu sürecek kan kampanyası düzenleyeceğiz. Tabii biz burada şunu söylemek istiyorum ben öncelikle. İki noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Öncelikle kan stoklarımızı güncellemek, yani vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu anda doğrudan kan teminini sağlayabilmek, hı hı, ve insanımızı düzenli kan vermeye teşvik etmek. Evet. Bir de tabii bu özel şehitlerin anısında olması da bizim için ayrı bir manevi havada olacak. İstanbul Valiliğimiz bize sağ olsunlar destek verdiler. Valimizin bir basın açıklaması düzenledi. Zaten bütün Türkiye destek verecek. Bundan emin olabilirsiniz. Biz evet, üçümüz orada olacağız. Sosyal medya aracılığıyla, görsel yazılı basın aracılığıyla tüm duyurularımızı yaptık. Sizin vesilenizle de ben izleyenlere şunu söylemek istiyorum. Gerçekten vatan kurtarmak senin kanında var. 30 evet. Ekim'de ilgili meydanlara kampanya desteklerinizi bekliyoruz. Gerçekten slogan muhteşem. Vatan kurtarmak bizim kanımızda var derken daha tüylerimiz diken diken oluyor. Evet. Herkes bence çok büyük bir destek verecek. Sizin Helin'le bir arada oluşunuz aslında yine Kızılay'la bir arada buluştunuz. Evet, çok da uzun aylar geçirdiniz. Aslında evet, siz özlemişsinizdir. Biraz sizi baş başa bırakmak istiyorum ben. Sağ olun. Merhaba Helin. Merhaba Büşra'cığım, sen nasılsın? Uzun zaman oldu. Evet, doğru. Hayırlı olsun bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli.
biz çok güzel bir defile düzenledik gene Kızılay yararına ve bütün gelir Kızılay'a kaldı ve gerçekten 9 ay boyunca, çünkü tarihlerimiz hep ileri atıldı maalesef, geçen sene hatırlıyorsunuz Türkiye'de üzücü olaylar geldi, hep tarihlerimizin üzerine geldi ama biz çok güzel dostluklar kurduk bu arada. Her zaman Kızılay benden ne rica ederse, nasıl onlara destek olabilirsem her zaman onların yanındayım. Çünkü gerçekten birbirimizi çok sevdik, kenetlendik ve Türkiye'miz için her şeyi yapacağız. Değil mi? Biz üçümüz oradayız. Ve tabii ki herkesin Türkiye'yi alan sizleri de bekliyoruz meydanlara. Evet. Büşra Hanım, yani sizin söyleminizle zaten gerçekten meydanlara gelecek çok büyük kitleler var. Kesinlikle. İşte vatan kurtarmak deyince zaten herkes sokaklara dökülecek ve kan bağışı çok değerli ve çok önemli. Bunu sizin vasıtanızla hem de Kızılay'ın da desteğiyle bence kanların da tabii biraz yenilenmesi de çok değerli ve önemli, değil mi? Hani bu aslında evet, biraz da bunu da anlatıyor. Verilmesi gerektiğine insanlarımızı biraz ilgilendirme anlamında da çok iyi olacak. Çünkü biz hani kan verme noktasında çok iyi durumdayız ama hani düzenli verilmesi gerektiği tabii noktasında biraz zayıf kalıyoruz. Hani bunu da önümüzde büyüklerimiz kan vererek, örnek teşkil ederek vatandaşımıza da bunu teşvik ederler diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Biz zaten buradan ben en azından herkese kendi adıma, herkes Elif de Tayyar da kendi dostlarına, ahbaplarına söyleyecektir. Buradan da herkesi artık meydanlara bekliyoruz. Ben zaten... O zaman meydanlarda görüşmek üzere diyelim. Tamam. Büşra Hanım, sadece İstanbul'da değil mi bu kampanya? Sadece İstanbul'da. Ama şimdi... Yani o gün o demokrasi sınavını verdiğimiz noktalarda olacak. Biz çünkü hani İstanbul şube olduğumuz için kendi bölgemizde bu kampanyayı başlattık. Ama inanıyorum ki çok ilgi gösterilecek ve Türkiye'nin her yerinde biz bunu yapacağız. Kolay gelsin vallahi. Biz de yanınızdayız. Sonuna kadar kolay destekçisiniz. Kolay gelsin, sonuna kadar destekçisiniz. Büşra Hanım, Kızılay'ı takip etmek de çok önemli. Biz dün sosyal medyalarımızdan Kızılay'ın hazırlamış olduğu o çok değerli videoları zaten paylaştık. Yani sosyal medyada, sosyal ağda bu konuda çok ciddi ilerliyor. Evet, o yüzden hani hepimizin belki de paylaşımları çok önemli. Paylaşımlarını yapıyorlar, sanatçılarımız desteklerini veriyorlar. İnşallah sizlerin de desteğiyle yürüteceğiz kampanyamızı. Zevkle ve şerefle hem orada olacağız hem de her türlü desteğimiz sonsuzdur. Hem kanalımız adına hem de bizim programımıza bağlandığınız için elin vasıtasıyla çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Görüşmek üzere. Sağ ol. Şimdi ben gönüllü Kızılay kan bağışçısıyım. Çok güzel. 6 ayda bir mutlaka Kızılay'a gider kanımı veririm. Bu kan verme işi birilerinin kana ihtiyacı var diye değil. Her zaman kana ihtiyacımız olabileceği için. Bir de yenilenmesi gerekiyor. En önemlisi de zaten kişisel olarak vücudumdaki kan akışını yenileyebilmek, tazeleyebilmek adına vereceğim bir ünite kanla belki bir gün bir doğumda, bir ameliyatta, bir rahatsızlıkta bana ulaşamayacak, benden hiç haberi olmayan birinin derdine hayatı, merhem olabilirim. Evet, hayatı sorguluyorsun belki. Tabii yani ben ameliyat masasındayken eşime, dostuma, arkadaşıma, çevreme ulaşamayabilirim. Sosyal medyadan ama, hep duyuyoruz değil mi? Ama Kızılay'dan... Arkadaşımın işte tabii, bir şeyi var, lütfen kan verir misiniz? İnşallah sosyal İlk medyada nedir, şuydur, bunları buydur, duymayacağımız evet, günler olacak. Inşallah. Bunlar da ancak bu bağışlarla olabilir. Evet. Bu anlamda hazırladığımız videolarımız devam etmekte. Hazırladığımız şeylerimiz var. Lütfen izliyoruz. Gerçekten ben o günü hatırlamak istemiyorum. Yani hafızamdan silmek istiyorum. O gün çünkü ben o sırada gerçekten ayaktaydım, evde tek başımaydım. Neler oluyor yani? Bir anda televizyonları açıyorum. Evet, bir sesler duyuyorum. Çünkü bizim İstinye'nin çok yakınında bir bomba patlatıldı. İstanbul Barosu'nun orada. Bombalar patladı. Ondan sonra televizyonları açıyorum. O arada bir şey verilemedi hemen. Sonra baktım ki darbe, biz yaş itibariyle ben darbeyi çok iyi bilmiyorum ne olduğunu ama annelerimizden babalarımızdan duyduğumuz işte dışarı çıkmamak, onu yapmamak, özgürlüğünün kısıtlanması. Feci bir gün atlattık
Ama devletçe çok güzel atlattık ve üstüne çıktık. Evet. Allah işte bizim devletimize ve bize yardım ediyor. O yüzden hep beraber biz 30 Ekim'de bu projelerde, bunun gibi projelerde yer alacağız. Kan bağışı kampanyası çok ulvi bir iş. Kızılay gibi çok ciddi, yıllardır bu işe gönül vermiş bir kurumun bu iş arkasında olması, hanımefendi gibi çok değerli isimlerin kesinlikle bu kampanyanın başını şimdi çekiyor olmaları ve bu kampanya için bulunmuş olan slogan muhteşem. Muhteşem, muhteşem, yani muhteşem. Vatan yani, kurtarmak bizim kanımızda var. Aynen öyle. Çünkü biz Sakarya'da, Dumlupınar'da, Çanakkale'de, Malazgirt'te o kadar çok bu vatana sahip çıktık ki. O yüzden de şimdi bugün dediğim gibi hasta yatağında, doğumda belki küçücük bir bebe, belki de 60-70 yaşında, 80 yaşında binine hiç fark etmez. Hiç haberimiz olmadığı bir yerde bizim o sağlayacağımız bir ünite kanla hayata yeniden tutunabilir. Sonra Suriye'ye gidiyorlar Kızılay olarak. Değil mi? Oradaki her yerde. Çocuklar o mesela, kadar zor durumda. Kurban Bayramı'ndaki, çok özür dilerim, Kurban Bayramı'nda bir şey yaptılar. Evi kesmeseydim ben hocam ve bir şey söylüyorum. Bu konuda tabii çok değerli olduğu için herkes bir şey, herkes bir şey söylemek istiyor ama ben çünkü kızları uzun zamandır takip ettiğim için sosyal medyadan nerelere gittiklerini ve nerelere ulaştıklarını, Afrika'ya gidiyorlar, o çocuklara yardım ediyorlar. Onları gördükçe bu kampanyalara benim böyle yani böyle hepimizin böyle toparlaya toparlaya gidip kan vermemizi istiyorum. Kesinlikle. Kurban Bayramı'nda mesela konserveler yaptılar. İhtiyaç sahiplerine etler yetiştirdiler. Memlekette olabilecek her afette, depremde, selde, yangında kafanı kaldırdığında Kızılay'ı yanında görüyorsun. Evet. Yani her şekilde mutlaka bir şekilde hayatımıza temas ediyorlar. Bugün çok değerli. 30 Ekim Pazar günü. Tekrar hatırlatıyorum sizlere. Evet. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Elif Fidan nerelerde? Söylesene ya. Bunu söylüyorum şu an. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Atatürk Havalimanı, Saraçhane, Kısıklı, Taksim Meydanları, Çengelköy Polis Karakolu, Dolmabahçe Başkanlık Çalışma Ofisi önü, Vatan Caddesi ve Acıbadem Türk Telekom'a bu kez kan bağışı için buluşuyoruz. 30 Ekim Pazar günü herkesi bekliyoruz. Biz de oradayız. Biz de oradayız. Biz de oradayız vallahi. İşte o görüntü. İnanılır gibi değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sevgili Soner Olgun'un eşi Özlem Olgun mesaj atmış. Diyor ki kan verebilmek sağlık göstergesidir aynı zamanda. Ben çok arzu ettim. Birkaç kere şansımı denedim. Zayıfım diye benden almıyorlar mesela. Ya da belli bazı ilaçları kullananlar tabii ki, katılıyor bunu. Ama zaten, kandan çok ufak bir örnek alıp testini yapıp ondan sonra yapıyorlar. Kullanmıyor olmak gerek. O bakımdan alınabilir. Ama sadece çok zayıf olmak olarak bakmamak lazım. Çok zayıf ya da çok kilolu olan da hiç kan olmayabilir. Çok zayıf da olabilir. Kan yani bulmak. Sağlıkla bağlantılı çok zor, bir şey. Çok zor. Şansı olan, verebilen herkes o meydanda olsun diye mesajı desteklemişler. Zaten testlerini yapıyorlardır onlar eğer yani eşin yarıyor mu yaramıyor mu diye. En şeye dikkat ediyorlar bildiğim kadarıyla. Hepatit B'ye çok dikkat ediyorlar. Allah korusun onların üstüne detaylar doktorlar. Tabii tabii zaten. Orada zaten yani biz böyle hekimler bir şey ve hemşireler diyorum çok ufak bir kan alıp şeyini yapıyorlar. Yani biz hepimiz gidelim de orada o kalabalık bile bir şey söyleyeyim. O işi başka bir yere götürür. Yani evet, orada varlık göstereceğiz. Biz hepimiz orada olarak evet bir kan bağışı burada en önemli noktalardan bir tanesi ama o kalabalıklar da o ruhu iyi gelecek. Bizim Türk milletine iyi gelecek. Bir de şunu gelecek. Yapacağız. Ben hastayım, ilaç kullanıyorum kardeşim. Benden kan almıyorlar. Eyvallah. Ama orada yani olacağız. Elif kan verirken ona omuz vereceğiz. Kızılay'a omuz vereceğiz. Bir kere bana omuz verin çünkü ben gerçekten çok korkuyorum. Yani bir şey söyleyeyim. ben senden yeniden bir Kızılay defilesi bekliyorum bir kere. Ay, bunu biliyorsun geçen hafta da söyledim burada. Evet. Lütfen buna zaman ayır. Çünkü benim gerçekten tadı damağımda kalan gösterilerden biri. Yani, ben görmedim. Sen arkadaşlarımdan görmedin. Da özellikle rica ettim senin görüntülerini. Gerçekten evet. Helin Avşar'ın yapmış olduğu bu muhteşem defile Kızılay'la ortaklaşa yapılmış bir defileydi ve tüm yararı da Kızılay'a bırakıldı. Vallahi bak bir şeyde bulunayım, öz eleştiride bulunayım. Hı hı. Gerçekten ya bu ne yaptı diye merak ettim gittim. Hı hı. Ve
Muhteşem bir şov seyrettim. Çok güzeldi. Güzel kıyafetlere karşı. Evet, bu fotoğrafları niye yayınlıyoruz? Arada bir hani bazı arkadaşlar bazı yerlerde Helin Avşar'ın orada ne işi var, yetileri ne var diyorlar ya, kapak olsun diye yayınlıyoruz. Aynen bunları. Öyle. Gerçekten. Hani bakmamışlardır belki. Bu defile yaklaşık 9 ay sürdü. Çünkü biz 3 ay dedik, tarihlerimizi hep attık. Sonra bu elbiseler yeniden söküldü. Mankenlerin vücutları değişti, mankenler değişti. O kadar çile çektim ama çok güzel bir beceri. Aferin, eline emeğine sağlık. Muhteşem vallahi. Bir işti. Ben çok keyif almıştım. Yani yararım oldu. Herkes senin sen gibi keşke bana. Bu anlamda bu kadar duyarlı olsa da kızla için bir şeyler yapsın. Uğraştı. Evet, 9 ay bir de. 9 ay. Kesinlikle aldı, emeklerinin karşılığını almışsın. Bir kere çok güzel insanlarla omuz evet, omuza çalışmışsın. Büşra'nın bu anlamda çok emek veriyor. Senin anlattıklarından kesinlikle. Ve bizim İlhan izlediğimiz var, kadarıyla. Yine yiyenleri. Orada bir sürü böyle o da Büşra'nınla beraber fotoğraflarını. Evet, bu da biz basın toplantısı yaparken evet. Çok güzel, çok keyifli. Başarılarının devamını diliyorum. Tekrarını da diliyoruz. Evet, bana. Pazar günü çoluk çocuk, hanım, eş, hısım, akraba, konu, komşu ne varsa. Havada inşallah şansımıza güzel olur. Hani neresi falan diye düşünmeyin. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlamak üzere. Anadolu yakasında Kısıklı'da, Telekom'un önünde. Bu tarafta Avrupa yakasında Beşiktaş'taki Başbakanlık Konutu'nun önü, Taksim Meydanı, Saraçhane Köprüsü'nün önü, Atatürk yani. Havalimanı'nın önü. Yani zaten sokağa çıktığınızda göreceksiniz ki elinde bayraklarla yürüyen bir sürü insan, peşlerine takılsanız mutlaka bir Kızılay ünitesinin önüne geleceksiniz. Kesinlikle. O yüzden hani adres olarak da çok kolay. Kesinlikle. Biz de hem kanalımız adına Büşra Hanım'a teşekkür ediyoruz bu yaptığı çalışmalardan dolayı. Hem de bizim programımızı değerli bulup konuştuğu için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Gerçekten ve teşekkür yayınımıza ediyoruz. Tabii ki devam ediyoruz. Şimdi Ekşi Elmalar var. Yılmaz Erdoğan'ın filmi. Dün galası vardı ve tam bir ünlü yağmuruydu. Hem de çok güzel olduğu, herkesin alkışlamaktan ellerinin patladığı söyleniyor. Bizler de merak ediyoruz ve izliyoruz. Babam seni bir daha görse bu sefer öldürür beni. Bu şehirde bir kızla bir erkek görüşmek isterse ne yapar? Evlenirler. Hemen mi? Hemen hemen. Hoş kokulu bir şey getiriyor bir adam. Benim bahçemde, benim kızlarına. Dünyanın sonu gelmiş, siz babanıza niye haber vermiyorsunuz yavrum? Bizim artık susacağımız seyircinin konuşacağı gün. Dolayısıyla biz 2 yıla yakın elimizden geleni yaptık. İnandığımız şeyi yaptık ve şimdi seyircinin yorumunu bekliyoruz. İnşallah mahcup olmayız. O şehirde 2 şey çok meşhurdu. Reisin bahçesi ve reisin kızları. Yani bir yönüyle Vizyon Tele ekolünün devamı olan ama kendisi de aslında bambaşka bir film olan bir şey. Akrabası, kuzeni diyebiliriz. Yani Vizyon Tele'nin teyzesinin kızı diyebiliriz. Evet, benim öz yaşamsal denebilecek bir hikaye. Biraz yani oradan ilham aldım ama sonuçta benim kendimin kurguladığım bir şey. Aynı Vizyon Tele gibi. Orada da öyleydi. Birebir çok az şey vardı ama genel olarak hepsi gerçek yaşanmışlıklardan esinlenmişti. Bu da öyle. Bu Türkiye Hanım dedikleri kadar şey midir? Ney midir? Güzel midir? Ne kadar dediler? Çok dediler. Az demişler. Filmimizi şimdi ilk defa izleyeceğiz. Daha yine her zamanki gibi galaya kadar kendimi tutmaya hiçbir şey izlemedim. Kör Düğüm'de ben oynarken ve aslında hikaye hayal etmediğimiz yerlere gittiğinde birlikte oturduk ve yapımcılarımızla birlikte artık tamam hikaye bitmiyor. Zorlamaya gerek yok diye karar verdik. Ben de o gün o zaman tamam biz seni böyle bir şans verelim kendimize. Londra'ya gidelim. Kadın İngilizcesi için. Benim bazı iş görüşmelerim var orada ilerlettiğim. Onlar için değil. Hepsi bu yani. Öyle bir sonsuza kadar Londra'ya taşınıyoruz falan değil hikaye. Sonuçta geçen hafta herhalde konuyu anlamışsınızdır. Cengiz Semercioğlu'nu okuyorsanız eğer. Bu çıktığınız için mutlusunuz herhalde. Yo, hayır değilim ama bu bir oyun artık yani biliyoruz. Alışıyoruz yani. Ekşi Elmalar filminin setini de ziyaret etmiştik. O sırada Köyceğiz'de Yılmaz'ın setini ziyaret ettik. Çok güzel, büyük bir prodüksiyondu. Çok kıymetli oyuncu arkadaşlar var. Sezonu da 1-2 kıymetli filmle açtık. Geçen hafta Umur'un filmi. Bu hafta. Bu hafta Yılmaz'ın filmi. Hayırlı uğurlu olsun. Ozan'la ikimizin de Arif'le 216'yı Mayıs ayında
çekimlerine başlayacağız. 2017'nin filmi olacak o. Biraz büyük bir film yani. Kemal şimdi artık böyle biraz meraklı bu işlere. Onun için kaydedildiği zaman, telefonla evde rekorda geçtiği zaman başlıyor oyun oynamaya. Onun için ben de heyecanlanıyorum. Paylaştım, çok güzel reaksiyonlar aldım. Kemal'den de oyuncu olur abi değil mi? Öyle bir... Annesi babası bu işin içinde normaldir yani. Tabii ki. Sizler gibi biz de heyecanlıyız. Kostüm konusunda biraz yardımcı olmaya çalıştık. Ava Vintage olarak. Bakalım neler olmuş, çok merak ediyorum. Konusu da bence çok enteresan. Güzel bir iş çıkardıklarına eminim. Çoğu zaten oynayanların birçoğu arkadaşımız. Çok heyecanlıyız. Her zamanki gibi yine bir sinema şaheseri seyredeceğimizi düşünüyoruz. Yılmaz Erdoğan'ın filmlerinin hastasıyım. Galalarda görüyoruz ama beyaz perdede ne zaman görürüz kendini? Herkes kendi işini yapsın. Şeyleri biliyorum orada. Bir, zamanında bir tane dizi projem olmuştu biliyorsun, hatırlarsınız. O konuda çok şey değilim, çok hevesli değilim açıkçası. Ama dur bakalım, belki bir gün. Why not? Beren Hanım'ı... Ya Berenciğim bugün babaannesi biraz rahatsızdı. Ankara'ya gitmesi gerekti. Önemli bir ameliyat geçirdi. O yüzden burada değil ama iyi haberleri demin geldi. Aslında ben de o yüzden biraz evdeydim. Sabahtan beri neşemiz yoktu. Ama son dakikada filmi yetiştim galiba. 3 dakika, 5 dakika var. Filmle ilgili valla ben de herkes gibi yani Yılmaz Erdoğan sinemasını heyecanla bekliyorum. Ben geldim. Ne oluyor Burak'a? Ben geldim. Benle konuşuyor muydun o? Evet, Burak Gülsoy. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Bir takım sorularım olacaktı size. Özellikle Yılmaz Erdoğan sineması ile ilgili. Kendisinin sinema anlayışını çok beğeniyoruz. Evet. En başından birlikte takip ediyoruz. Şimdi bu filmi bekliyoruz. Röportaj yapıyoruz biz. Çok şıksınız bu arada. Teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Çok gerçekten severek izliyoruz değil mi arkadaşlar? Evet, biz de. Hüseyin Hanım'ı. Uçuma gitti ha. Bak bu kolaymış. Vallahi iyiyiz. Biz yeni bir filmden çıktık. Biz Burak'la beraber oynadık. Çok şanslıydım ben Burak'la oynayabildiğim için. Ablasıydım filmde. Çok şeyler çektirdim ona. Bilmiyorum, hala beni seviyor ama bence seviyor. Yani oynadığım karakter olarak çok bilmiyorum ama Uğra olarak evet. Evet, izlediğimiz çok sanırım. Aralık ayında Aralık gibi vizyona gelecek. Evet. Vallahi Yılmaz Erdoğan sineması son dönem Türk sinemasına damgasını vurmuş bir stil oldu artık. Bir tarz oldu. Hepimiz merakla bekliyorduk çıkacak işi. Bakalım inşallah yani gerçekten her zaman olduğu gibi Yılmaz Erdoğan'ın o keyifli anlatımı, o Türkiye'yi çok iyi bilen bir şekilde anlattı. Gel siz konuşun. Şey yapmayın. Bakalım izleyeceğiz hep beraber. Çok güzel olacağına eminim ben. Kolay gelsin hepinize. Vallahi heyecanlıyız. Sevgili arkadaşımız Yılmaz'ın uzun zamandır hazırlandığı bir film. Çok sevdiğimiz yapım şirketi BKV'nin çok özel prodüksiyonlarından biri olacak sanırım. Yılmaz'ın dilini, kalemini her zaman çok sevmişimdir, takdir etmişimdir. Tanıdık kişinin olması yanı sıra bir yazar olarak da çok saygı duyuyorum. Heyecanla bakalım nasıl bir film olmuş, görmeye geleceğiz inşallah. Evet, doğru. Aralık'ta böyle beli sert imajda göreceksiniz. Bir tane televizyon filmi girecek, bir de sinema filmi devreye girecek. Böyle enteresan karakterler canlandırdım. Oyunculuk adına bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. Merakla onlar da vizyona çıksın. İzleyicilerimizin tepkilerini almak için sabırsızlanıyorum açıkçası. Bu arada Yılmaz Erdoğan ve eşini de bir arada görmüş olduk. Evet. Yani dün akşamdan ilk görüntüler bunlar. Evet. Daha bunun basın yansımaları olmadı. Hı hı. Sabah ilk saatte biz de seyrettiler. Çocuklar sağ olsun 4.30'da kanala getirdiler görüntüleri. Şimdi yarın sabah Cem Ebru ile ilgili şöyle bir atıfta bulundu derlerse inanmasınlar, bantı burada seyretti vatandaş. Evet. Kızla ilgili hiçbir şey söylememiş. Hatta geçen haftaya da çok böyle minik bir atıfta bulunmuş. Çok güzel kendi bir kısa cümleyle. Hatta hatırlıyorsanız ben şeytan piramit üçgenini çizmiştim çok önce. Cem Yılmaz da bunun zaten farkında olan bir kişilik. Çok da güzel orada atıfta bulunmuş. Bir cümleyle konuyu kapatmış. ve benim dediğim doğru çıktı. Şeytan piramit üçgeni. Aynen. Bu çiftlerin ayrı mekanlarda yaşıyor olmasıyla ilgili birkaç tane böyle aile terapisti arkadaşımla konuştum. Son yıllarda Avrupa'da da trendmiş bu. İlişkilerin taze ve sıcak tutabilmek adına ayrı yerlerde yaşamayı, bir hayat belli dönemlerde bir araya gelerek zaman değerlendirdiklerini, sonra herkes kendiyle ilgili kariyer hayatına devam ettiği gibi yeni bir alışkanlık başlamış bütün normal dünyada. Normal karşılıyorlar mı peki? Şöyle,
uç noktalarda hayatı yaşayan, özellikle üreten, yazan, çizen ya da işte sanat hayatı yüksek insanlar, resim yapan mesela veya roman yazan tipler daha çok onlar tercih ediyorlarmış. Çünkü o yalnız kalışta daha üretken oluyorlarmış. Bir aile hayatı, bir ev hayatında, günlük düzen içinde çok fazla işe adapte olamıyorlarmış. O yüzden her şeyi böyle alınganlık göstererek ayrılıyorlar, kopuyorlar gibi görmeyin. Hı hı. Belki de adamın ya da kadının en üretken dönemidir ve yalnız kalmak istiyordur orada. Eşler eğer birbirlerine bu anlayışı ve ayrı kalma dönemindeki sadakati gösteriyorlarsa, ilişkinin çok daha birbirine bağlı ve daha tap yaşanır bir hali varmış. Mesela biz burada yerdik işte, ya olur mu öyle şey, adam orada kadın orada falan diye, ama hayatım, bizim bu, gördüğümüz bu işe bakanlar öyle görüyorlar. Yani hani biz bunu böyle görmüşüz. Tabii ki normal karşılanacak. Elif'im, biz eskilerin adamıyız. Yenilerden bahsediyoruz. Yeni onlar yeni mi? Çok da yaşlı. Yılmaz Erdoğan'dan aşkları daha yeni ama bizden ya. Bizden daha büyükler. Yani. aşkları daha yeni. Ama trendi iyi takip ediyorlar belki. Belki de. O söylediğin gibi ressamlar için geçerli olabilir ya da şairler için geçerli olabilir, ama ben bizim gerçekten Türkiye'de yaşıyoruz, biz bizim aile kurallarımıza göre kadın ve eş evin dışında kalmamalı. Yani ya, benim de görüşüm ya böyle. Benim de fikrim öyle. Yani benim bildiğim doktorlar ve psikologlar küslük yapmayın, odaları ayırmayın, hani bunları söyleyen de ya doktorlar. Mesela, en fazla mesela benim de öyle bir danışman arkadaşım var. En fazla hani çok kavga ettiniz, artık bir şey oldu evin içinde, bir tatsızlık. Ayrı odalarda bir gecelik, bir gece bunu da şey getirmeden yatılabilir, ama hiçbir zaman ne kadın ne de adam evini terk ettiği zaman o ilişkiden zaten hayır gelmez. Ebru Şal'la ile alakalı şöyle bir şey var. Bir gece arkadaş toplantısından çıkıyorlar ve tabii görünce bir gazeteci konvoyu ve Cem Yılmaz'ı sormuşlar. Sonra şarkıyı sorunca Mustafa Sandal'ın seslendirdiği bu şarkıyı artık duymak istemediğini söylemiş. Bu saatten sonra, hele ki şu son seyrettiğim Betere'den sonra, Ebru Şallı ne derse desin itibar etmiyor. Adam çıktı ve söyleyecek. Hani net olarak da onun o ait olmadığı, hani VTR'de de çıkmışken yani, hala bunun üzerinden yürümek de çok saçma geliyor bana. Hayır, bir de bak, eğer gazeteci çocuklar ısrar ediyorlarsa bu konuya kötü, kadın ısrar ediyorsa kötü. Arkadaşım, hani zaten şunu diyemez misin? Benimle alakalı bir konu değil ve bana söylemiyor. Kendisi de bunu ifade etti. Bunu bana daha niye soruyorsunuz demek var. Ama tabii olayı, bu şarkıyı duymak istemiyorum deyince yine haber. Yine haber. Ben başından beridir bunun üçlü bir kumpas olduğunu, gece üçlü telefon konuşmasında bu işi parlatmamız lazım, bunun üzerine nasıl gidebiliriz diye konuşulup üzerine oyunun yazıldığı, bakın yazıldığı üçlü bir kişi var. Şimdi siz biliyorsunuz bunların kim olduğunu ve bunlar da olayı artık ne kadar parlatabiliriz. Bununla ilgili bir televizyon programı da var. Programa nasıl bir katkıda bulunabilir diye düzenlenmiş bir oyun olarak gördüm. Bunu da burada ben söyledim. Ve gerçeği de zaten öyle çıktı. Hepimiz de bunu bugün gördük. Bu arada Burak Kut dikkatimi çekti. Burak sektörde çok ciddi bir ivme kazandı bu işte. Dizi, sinema filmi, üstüne dizi. Şimdi bir sinema filminden daha bahsediyor. Ve oyunculuğu da gerçekten çok kuvvetli. Özellikle komedide çok ciddi böyle bir şeyi var Burak'ın. Evet. Yani mesela bir dizisi TRT'de var. Onu da evlilik yarayanlardan. Evet. Hani genelde popçularımız için evlendi bitti gibi söylemler ama çok fazla söylenir. Ama popçular hep bitti Elif. Evet. Ama mesela evet, bak katılıyorum. Mesela Hakan Peker'in yaptığı evlilik Hakan Peker'i yeniden diriltti. Evet. Burak'ın yaptığı evlilik Burak'ı yeniden diriltti. Kenan Doğulu çok sakin yürürken Kenan'ın yaptığı evlilik bir anda Kenan'ı bambaşka, yani bazılarına da gerçekten çok fazlasıyla yarıyor. Yani mesela Burak'ın kariyerine çok etki etti o evlilik. Kesinlikle. Mesela şey vardı, Tayfun vardı değil mi? Evet. Tayfun Duygulu. Yok hiçbir yerde. O ilk çıkanlardan. Tayfun'da 90'ların da zaman. Işte. Tayfun'u ben en son gördüğüm, yalan olmasın valla, herhalde bir 3 sene oldu Bodrum'da, plajda, elinde saksofonu barın üzerinde. Böyle akşam üzeri müzik falan yapıyordu. En son gördüğüm hali ekmeğini bu. Ekmeğini kazanıyor yani. Yani bunda ekmeğini kazansın da şey bu. Yani sonuçta sanatçıların hepsi de beachlerde çıkıp bikinilerin üstüne para ödeyip şarkı söylüyorlar. Eşdeğer yani. Hiç olmazsa o dans sanatını icra ediyor, çalıyor. Bu yani playback yapmıyor. Şöhretin tehlikeli büyüsüne kapılan isimlerden bir tanesidir Burak. Bir röportajı vardı. Abi mahallemdeki komşularım fark etmezken
kapımın önünde genç kızlar ve çocuklar çığlık atarak sabaha kadar bekliyorlardı. Tabii öyle bir camdan, dönem yaşadı Burak. Camdan elimi çıkartıp bebeto, salladığımda sokak sallanıyordu. Ve bir gün geldi, yine mahallemdeki adamlar selam vermemeye başladılar bana. Bir yanlış yaptı o sırada. Bundan ders çıkartıp kendini rehabilite edip hayata yeniden tutunmak bambaşka bir şey. Tayfun'un durumu kötü. Tayfun tepedeyken ipin ucunu bir bıraktı. Bir daha hiç yakalamak ihtiyacı hissetmedi. Biraz Kayahan'ın o zaman işte şeyleri oldu müzisyen, galiba. Müzisyen olarak çok değerli bir müzisyen sonuçta. Ona hiçbir şey olmaz müzisyenliğine. Hala albümlerde çalıyor. Hala işte müziği yapıyor. Sahne falan oluyor sosyal medyasından takip ediyor. Ama tabii bu dönemde iş yapmak zaten başlı başına çok, çok zorlu bir yol. O yüzden hani onlar da zorlu bir yoldalar. Şimdi enteresan bir haber var. Emanet dedi kendisinin çıktı. Kimden bahsediyoruz efendim? Mustafa Ceceli'den. Mütevazı yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Hacı lakaplı şarkıcı direksiyon başına geçerek gazetecilere poz verdi. Çok önemli bir markanın arabası, ismini tabii ki söylemiyorum. Kurallara uyup kemerimizi takıyoruz dedi gazetecileri görünce Mustafa Ceceli ve otomobilinin emanet olduğunu söyledi. Ve sonra arkadaşlarına ait aracı test ettiğini belirtti. Kim istemez ki böyle bir otomobili olsun? Asfalta ağlatmak bana göre değil. Hızı severim ancak trafiğe kapalı alanda yapabilirim şeklinde konuştu. Mustafa Ceceli'nin arkadaşımın dediği 620 bin euroluk yaklaşık 2 milyon TL gibi bir fiyatı var. Bu arabanın kendisine ait olduğu ortaya çıkmış. Seçkin Şen Vardar galiba arkadaşımız ismini de koymuş yaptığı haberin altına. Yani bence alabilir, kendisi kazanıyor. Hı-hı. Sonuçta çok fazla sahne alan bir arkadaşımız. Çok fazla. Yani bu camianın en çok iş yapan ve de çok güzel sözle yazıyor. İnsanları hani şey yapmak istememiştir. Belki niye söylemiyorsun? Seninse söylemen lazım. Bu şeyden çekiniyor olabilirsin. Çok pahalı bir araba. Mustafa çok terbiyeli, çok ahlaklı ve çok mütevazi bir adam. Çok sık bir araya gelmesek bile zaman zaman bir araya geldiğimizde de böyle o utangaç ve mahcup tavrı hiç değişmemiş bir adamla karşılaşıyorum. Şimdi malıyla, mülküyle, kazancıyla övünmeyi sevmeyen adamlardan bir tanesi. Bu arabayı alıyorsan bak bir şurada fotoğraflara bak. Göründüğün andan itibaren bu bir haber niteliği var. Kim binerse binsin haber oluyor bu arabaya ondan zaten. Ondan dolayı değil. Şunu yapmak istemiş olabilir. Yani ya benim değil. Hani malımla övünmeyeyim durumunda. Çünkü yani adamın ruhunu biliyorum ya. Ben o yüzden şey bakamıyorum. Hani art niyetli bakamıyorum. Ben de bakamadım. Övünmemek adına. Ama yalan yani, var burada. Yani hani ya, insanları eğer kendine yakıştırmıyorsan Helin'cim. Kendine yakıştırmıyorsan benim tarzıma uygun. Ben mütevazı adamım. Ben hacıyım. Ondan sonra benim tarzıma ama yakışmaz niye, diyorsan binmeyeceksin. Hacı böyle hacı olmak arabaya binmemek hayır, demek değildir ki. Hayır öyle şey. Niye binmesin? Herkes kendi kazandığı binebilir. Arabaya biniyor. Herkes hayır kendine yakıştırmıyorsa yakıştırmamak çünkü kendini yakıştırmıyor değil bu. Ki yani burada diyor ki benim mütevazından bence malla övünmemek o kadar mütevazıysan o zaman bilmeyeceksin. Ya bir de şu olabilir mesela şimdi benim galerici arkadaşlarım var. Bazen diyor ki usta bir kalkıp gelsene diyor yeni bir şey geldi bir deneyelim evet, diyor. Evet deneyelim ondan sonra. Ya da diyor ki geç kullan bakayım diyor nedir bak işte çıkıyorsun bakıyorsun. Şimdi eğer bu arabayı bakmak amaçlı birinden bir iki günlüğünü aldıysa yani şey söylüyorum iyi niyetinden şüphe etmediğim için. Tesadüfen yakalandı. Hakikaten o gün araba bu adamın değil. Ama beğendi. 650 bin, 620 bin euro da parası da var. 2 milyon TL. Beğendi. Dedi ki zaten bu paraları biliyorsun peşin vermiyorlar. Leasingle alıyorlar. Hani bizim banka kredisi alıp ödediğimiz gibi o da leasingle ödüyor. Hiç kimse çıkartıp galericiye 620 bin euroyu küt diyor ödemiyor. Anladın mı? Yani bak Mustafa dışında başka biri için bir sürü şey düşünebilirim. Ama adamın hamurundan o kadar eminim ki art niyetli yapmamıştır. O söylemi yine mütevaziliğinden. Çok naif yani. Ermanınca övünüyor bak hani şey zengin kuro muhabbeti yapmıyor. Durumuna düşmemek için yapmıştır. Ama o arabaya biniyorsan bu duruma düşmüyor musun? Ya ayrı mesele biner ya ona bir şey diyemem ama hani övünmemek adına söylüyorum. Aldım arkadaşlar benim dese. Ama senin çıkınca bu yalancı belki o gün denedi ondan sonra aldı. Olamaz mı? Çünkü dediği gibi test ettiriyorlar ilk önce. Yani. Beğendi. Olsun. Dedim adamın hamurundan eminim. O yüzden hani art niyetle bu bir yalansa art niyetli bir yalan olmadığına görünüyor. Herkesin bir markası var. Mustafa Ceceli bu markasını gerçekten iyi yönetenlerden çok seviliyor. Çok. Bak gördüğün gibi çok. Hakikaten şeyi var yani onunla ilgili negatif bir haber duyduğunda bile yok öyle değildir diyebilecek
güzellikler bırakmış herkesin kalbinde. Hı-hı. Böyle olunca tabii ki bu yalan türlü şeylere yakıştıramıyorsun. Bence bu markaya zarar veren bir şey. Çünkü sen bir şey söylüyorsun, söz söylüyorsun. O sözler senin şarkı oluyor bir gün. Bir gün beste oluyor, bir gün aranje oluyor, bir gün de kendi söylemin oluyor. Tabii bu sözlere itibar eden hayranların ve sevenlerin oluyor. Şimdi sen bu sözleri söyleyip söyleyip tam tersi şeyler çıkarsa senin itibarın zedelenir. Ya şimdi ben bu kısmındayım. Şimdi mesela keşke ben bunu yapmasaydı. Şimdi bak buradan yola çıkarsak bu söylediklerin bir söylene katılırım. Ama ve lakin bu habere fotoğrafını koyacaksın, ismini de koyacaksın. O zaman şunu söylerim. Arkadaş, ruhsat bilgileri nerede bu arabanın? Nasıl iddia ettin bu arabanın bu adama ait olduğunu? Buna ait diye çıktı ya. Bunu bilebilmen plakası için var. Bak, bunu bilebilmen için tamam. İşte onu söylüyorum. Madem ki bu belgeye ulaştın, o zaman bir göreyim. Plaka da orada yazıyor. Hayır, zaten araştırmış plaka. Mı? Haberde plaka da şey. Elif, şunu yap. Ruhsatı şak diye buraya bir tane siyah ve at buraya köşeye fotoğrafında. De ki ruhsat da kendi üzerine. Hı hı. Yani madem ki bunu iddia ettim, bunu buldun. Plakadan da bu arabanın şimdi ben bu adama de arabamı öyle aldım. Şöyle bir şey var. Geldiğine çok güzel bir şey dediler. Deneme yaptım. Düşündüm 10 gün. Aklımda kaldı. Sonra gittim. Alacağım ya, ben bunu çok beğendim dedim. Çünkü öyle de olabilir gerçekten. Gazetecilikte haber takibi ve detay çok önemli. Evet. Şimdi bu haber... Ben bu detayı mı görmek isterdim? Bu ben görmek isterim bunu. Çünkü detay ruhsatta. Eğer böyle bir iddiam varsa, bu adam bize yalan söyledi ama bak arabada bununmuş dediğim noktada şunu bakarım. Çünkü artık eskisi gibi trafik şubede arabanın plakasına girdiğinde hemen eğer çıkıyor. Araç sahibi değil, TC'ni yazamıyorsan araçla ilgili bilgi alamıyorsun kime ait olduğunu. Yani bunu öğrenebilmen için bu adamın ruhsatına sahip olman lazım. Ya da bir gazeteci olarak trafik şubeden birini bulacaksın. Kişisel ilişkilerinle sana bir şey yapacaklar. Onu da köşeye atacaksın. Yani ki Mustafa öyle dedin ama ruhsat senin üstüne arabanın ruhsatı. Derim ki eyvallah. Ama şimdi getirmiş haberin dibinde bunu söyleyince eksik haber. Bu yüzden de kafamdaki soru işareti kocaman oluyor. Çünkü yani kişiliği de tanıdığımız için ikimiz de hani yalan söyleyeceğini zannetmiyoruz. Evet. O yüzden de bak yapmışsa bunu %1 milyon malıyla övünebilecek ruhta bir adam olmadığı için söylemiştir bunu. Şimdi Pelin Akil'in bir paylaşımı var. Hem güldürdü hem de çok beğenildi. Eşiyle beraber çok güzel sosyal medyasını çok aktif kullanıyor. İnsanların video çekerken birbirlerini nasıl hırpaladıklarını anlatan aslında biraz düşündürücü bir şey çekmiş. İzliyoruz, göreceksiniz. Gel gel bir şey. Ay çok güzel ya. Dur. Aşkım çok güzel görünüyoruz ya. Peace. Işık çok iyi. Çok iyi. Göz çıktı, ağız burun dağıldı, bir şey kalmadı güzel, orada. Pelin Akil ve Anıl Altan bu sene evlendiler. Çok güzel, çok sohbetik, evet, çok güzel bir düğünleri oldu. Çok güzel paylaşımlar yapıyorlar ikisi beraber. İkisi de başarılı oyunculardan. Ben de bunu görünce almak isterim. Sosyal ya bu çok doğruymuş değil mi? Sosyal bunu gördük değil mi biz insanlar bunu tabii yaparken? Tabii canım şekilden şekile gelen. Ya sosyal ben yaptım bunu ya. Yaptın mı? Çok yaptım. Adamın gözü mü çıktı? Göz o sen arkadaki adamı değil ki benim orada ışığı yakaladım bitti olay. Şey, ya yanımdaki onu, onu biliyoruz abla, evet. Hayır. Hayır ama sadece o değil. Ablam da diyor ki asla seninle fotoğraf çektirmeyiz. Çünkü ben hep kendim böyle en güzel ben. Arkada bir bakıyorsun millet böyle yıkılıyor. Benim yığılmış hallerimi de arkadaşlarım şahit. Görüyorlar. Senin fotoğraflarını çekiyor. Yaklaşık 1000 tane falan çekiyorum yani bu açı şu ama açı. O da beni seviyor. Evet seviyor. O da onun için bir şey demez ama işte belki partnerin için zorlu bir yol olabilir. Sosyal medyayı kısa sinema filmi gibi kullanan bir sürü insan var. Evet. Ve çok başarılı. Gerçekten zaman ayırıp prodüksiyon evet. yapıyorlar bu işte yapıldığı gibi. Evet. Gupse bir ara bir işe biliyorsun bu işe evet. şeydi. O işte zaten parladı yani, Gupse. Gupse'nin bir de şey kızcağız. Tolga ile beraber dizilerde oynayan kız var ya. Kimden bahsettiğimi bilirsem. Serdar Ortaç'tan bahsedebilirim ama istersen. Serdar Ortaç yeni şarkılar paylaşmış. Serdar da var. Ezgi Mola. Evet. Mesela Ezgi de inanılmaz prodüksiyonlar evet. yapıyor. Çok muhteşem ciddi işler iş yapıyor ama Ezgi bir ara Behzat'la oğlu. Evet. Yani ciddi ciddi senaryo yazıp evet, çekip evet, onlar tek tek paylaşıyorlar. Serdar Ortaç da şarkılarla bizi büyülüyor. Öyle bir şey hazırlamış ki yani çok ciddi bizi öldürdü gülmekten. Hani ben diyorum ki artık bir arabesk albüm yapacak diye düşünürken bu sefer bisikletiyle gezerken sanat müziğini uygun gördü. Allah Allah. Evet.
evet, sanat müziği söylüyor. Hazır mı arkadaşlar? Her telden bir şey var galiba. Evet evet, kesinlikle yani. Serdar gerçekten bunu çok aktif kullanan isimlerden bir tanesi. Bakın neler çekmiş, izliyoruz. Her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran ya Allah. Ne yani. Diyorlar? Hem çalmış hem söylemiş mi? Oynamışı da var ama oynamamış. Dırınım yaralı. Yakında onu da görürüz. Kesinlikle öyle. Alpay hayvan hayvanlara soyadını vermiş. Bunu okumadan birkaç gündür de elimizde var, bunu okuyamıyorum. Bir çok da ilginç geldi. Usta sanatçı Alpay sanat hayatındaki başarısının yanında hayvansever kimliğiyle de ön plana çıkıyor. Sanatçı onları sevmekle kalmayıp beslediği hayvanlara soyadını da veriyor. Ünlü sanatçı Alpay Naziki oğlu, hayvanlara oldukça bağlı ve bu konuda hassas ünlülerden. Evinde çok sayıda kedi ve köpek besleyen sanatçı onlara soyadını da verdiğini açıkladı. Hayvan sevgisi olmayan birinin benim hayatımın hiçbir köşesinde yeri olamaz sözüyle bu konuya verdiği önemi belirten Alpay, 2010 yılında vefat eden Rupi adlı köpeğinin mezar taşına da soyadını yazdırmış. Bu hayvanseverlik işi üzerine çok konuşacağım bir şey değil. Gerçekten ben de bir hayvan severim ama öyle arkadaşlarım var ki yani hakikaten evlat tutkusunda, aile tutkusunda hiçbir şey diyemiyorum. Bambaşka bir sevgi. Çünkü kurdukları ilişkiye bakınca şurada da mezar taşında görüyoruz zaten. Onun için hani bir sevgi göstergesi. Ay, onunla kurduğu bağ. Ya bak söylüyorum işte, mesela o günü kayınvalide indi. Ay ben. Peşinden buna bir kurlar yapıyor eve alsın diye kapının. Benimki kız o gelendi erkek kendi. Sen kendine. Damadın halini göreceksin ama ben fıldır kapıyı, fıldır kapının kapıyı önünde. Nasıl biliyor musun? Beni al ben işte benim köpeğim yanına gitsin diye nasıl öldüler gibi. Bir video seyretmiştim evde yemek masasının kenarındayken tabağı düşürdü, kırdı. Sahibi de dedi ki seninle bugün konuşmuyorum. Ya çocuk gibi kucağına oturup iki elini omuzuna koyup yanağını bir taraftan öpüp o da diyor ki hayır sen bugün cezalısın dedikçe çocuk gibi sırnaşıp kendini, şimdi bunu tabii böyle olunca bir can. Vicdan, can, yani ruh, her şeyi bitiyorsun. Bir de dediğim gibi kendini ona adayan, onunla beraber hayat yaşayan. Bilhassa çocukları olmayanlar için hani gerçekten şey. Yani bilhassa benim için mesela ben dizi izliyorum ya eve gidince. Bir tane normal köpekli dizi açıyorum ama 10 dakika. Hani bu senin dizin vardı ya diyor. Evet. Ama nasıl biliyorsun böyle izliyor. Şimdi de annenin dizisi başlıyor diyorum. Kafasını çeviriyor, uyuyor. Ben de kendi dizimi izliyorum. Yani bu kadar yani, bu kadar yani olabilir mi böyle bu bir şey ya? Bu kadar olabilir mi derken, bu kadar olan en güzel şeylerden bir tanesi de reklam tabii ki. Schaeffer'la aklınızda kalmasın devam edecek. Schaeffer'la aklınızda kalmasın devam ediyor. Ve artık efendim programımızın sonuna gelirken tekrar hatırlatmak istiyoruz. 30 Ekim Pazar günü hepimiz meydanlardayız. Efendim yerleri size tekrar etmek istiyorum. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Atatürk Havalimanı, Saraçhane, Kısıklı, Taksim Meydanları, Çengelköy Polis Karakolu, Dolmabahçe Başkanlık Çalışma Ofisi önü, Vatan Caddesi ve Acıbadem Türk Telekom'da bu kez de kan bağışı için buluşuyoruz. Hadi İstanbul, Türk Kızılay'ı İstanbul Şubesi'nin bu seferberlik çağrısına birlikte ses verelim. Biliyoruz vatan kurtarmak bizim kanımızda var. Vatan kurtarmak bizim kanımızda var. Vatan kurtarmak bizim kanımızda var. Hoşçakalın.